İsyan. Korkunç kışı kara kağına göre daha iyi atlatan Tulu Han soğuk bir bahar gününde otağında otururken binbaşı Çamur Bey'i e içeri girerek. Tulu Han, kara kağından ulak geldi, seni görmek istiyor, dedi. Han buyruk verdi. Gelsin. Biraz sonra kara Kağanın ulaklar başısı Börü Tarkan içeri girerek yere diz vurdu. Tulu Han kendisine gelenin Börü Tarkan olduğuna biraz şaşırmış gibiydi. İçinde öfkeli bir alay çınlaması bulunan sert bir sesle sordu. De bakalım Börü Tarkan, Yüce Kağan başulağı yollamakla beni yargılamak mı diler? Çok sert bir adam olan Börü Tarkan tok bir sesle karşılık verdi. Hayır Han, kıtlık ve açlık ötüken de adam komadı. Sana yollayacak başka ulak bulamadığı için beni gönderdi. Tulu Han'ın yüzü sertleşti. Kağan'ın buyruğu nedir? Sırt Arduşlar, Dokuz Oğuzlar, Bayırkular isyan ettiler. Evet. Yüce Kağan bu isyanı bastırmaya seni memur etti. Yalnız kendi çelimle mi? Hayır. Kürşat ve Işbara Han tümenleri de senin buyruğunda olacak. Börü Tarkan yancığından bir tahta çıkardı. Bu tahta Kara Kağan'ın yazdığı bir Bunu saygı ile Tulu Han'a uzattı. Tulu Han bu ağır yumuştan hiç de kıvanmamıştı. Sırt arduşlar, hele dokuz oğuzlar gibi yiğit kişilerle çarpışmak, hem de hiç sevmediği amcası Kara Kağan'ın tahtı için çarpışmak hoşa gider şey değildi. Börü Tarkan'a keskin bakışlarla baktı. Neye isyan etmişler? Açlıktan, Kara Kağan Ötüken'i doyurmak için vergi istemişti. Kağan şimdi de bizden kan vergisi istiyor. Börü Tarkan sustu, o da Tulu Han'a keskin bakışlarla bakıyordu yaşının verdiği tecrübe ile Tuluhan'ın gönlünden geçenleri anlıyordu. Onun bakışlarının ve sözlerinin arkasında kaybedilmiş bir tahtın acısı ve özlemi gizliydi. Tuluhan, Börü Tarkan'ın bakışlarından rahatsız olarak sordu. Kürşat ve Işbara Han tümenlerinin çerisi tamam mıdır? Hayır. Bu kadar çeriyle dokuz oğuzlar, yanlarında sırt arduşlar bayırkularda olduktan sonra yenilir mi? Bu kış ötüken de attan da kişiden de kırgın oldu. Kara Kağan'ın sana yollayacağı çeriler yarı aç kişilerdir. Kendi çerini de katarak tepelemen Kağan'ın buyruğudur. Arada bir susuş daha oldu. Sonra Tulu Han'ın, buyruk Kağan'ındır, dediği işitildi. Fakat Tulu Han bu sözleri söylerken gülümsüyor, Kağan'ı aşağılıyordu. Börü Tarkan öfkeden kıpkırmızı oldu. Aradan 15 gün geçmişti. Tunga Tigin, Kaan'ın otağına girerek yere diz vurduktan sonra. İşler kötü Kaan, dedi. Kara Kaan iki gündür zaten titizleniyordu. Beklediği haberin gecikmesini iyiye yormuyordu. Tulu Han yenildi mi, diye sordu. Tunga Tigin kederli bir sesle, evet, dedi. Sonra şu sözlerle haberi tamamladı. Çerimiz darmadağın oldu. Dokuz oğuzlar çoğunu kırdılar. Tulu Han pek az çeri ile dönüyor. Kürşat'la şahatla ışbara sağ mı? Sağ ama sağlam değiller. Gelince onları hemen buraya getir. Buyruk senindir. Akşama doğru Tunga Tigin, buyruğunu yerine getirerek Tulu Han'ı, Kürşat'ı, Işbara Han'ı Kağan otağına soktu. Üç baş bu Kağan'ı selamladılar. Kara Kağan çok üzgündü. Sert bir ses sordu. Tulu Han, savaş nice oldu? Kötü oldu Kağan. Çünkü atlarımız arık, çerimiz yorgundu. Bize Yiğit Çeriler saldırmıştı. Bu kadar büyük bir bozgun için arıkat, yorgun Çeri, Yiğit Yağı bahane olabilir mi? Tulu Han sustu. Bozgun gerçekten büyüktü. Kaan şimdi omuzundan ve kolundan yaralı olan Kürşat'la konuşuyordu. Kürşat, bu bozgunun Göktürk Kaanlığını temelinden sarsacağını düşünmedin mi? Göktürk Kaanlığı 9 Oğuzlara yenilmekle temelinden sarsılmaz Kaan. Çünkü dokuz Oğuz bizim kendi budunumuzdur. Sonunda yola geleceklerdir. Göktürk Kağanlığını temelinden sarsan şey başka şeydir. Kara Kağan öfkeyle bakarak sordu. De bakalım Kağanlığı temelinden sarsan şey nedir? Ötükendeki Çinlileridir. Hele bu Çinlilerin iş başına geçenleridir. Ne demek istiyorsun? Chen King'i mi anlatmak istiyorsun? Chen King ve onun gibileri. Onu tümen başı yapan benim buyruk senindir Kaan, ama buyruğun senden gelmesi Kaanlığın yıkılmasına engel olmaz. Bu sert karşılık Kaan'ın yüzünü kızartmıştı. Tokatlar gibi acı bir sesle sordu. Siz savaşta ödevinizi yaptınız mı? Yaptık. Dokuz oğuzlar bora gibi, ateş gibi saldırıyorlardı. Güçsüz erlerimizin yay gelen bilekleri titrerken onların her oku bir göktürkü deviriyordu. Bozgunun önüne geçme imkanı yoktu. Yüzbaşı Yamtarlı Yumru adındaki er olmasaydı çerimiz büsbütün yok olacaktı. Kaan meraklanmıştı. Yüzbaşı Yamtar'ı tanıyordu. Yumru'yu da hatırlamıştı. Sordu. Bunlar ne yaptılar da çeriyi kurtardılar? Sert akan bir deredeki yıkılmış köprüyü omuzları üstünde tutarak çerimizi geçirdiler. Bir tek köprüden çeri geçerken dokuz oğuzlar ne yaptılar? Saldırdılar. Biz onları okla karşıladık. Yanında kimler vardı? Işbara Han, Bögyü Alp ve birkaç yüzbaşı. Kara Kağan dikkatle Işbara Han'a baktı. Yüzünden ve göğsünden yaralıydı. Dimdik duruyordu. Kara Kağan bilmediği bir sebeple Işbara Han'ı seviyordu. Ona sordu. Işbara Han, ok yağmuruyla dokuz oğuzları geciktiren arkadaşlarınız kimlerdi? Yanımızda binbaşı Bölgü Alp'tan başka yüzbaşı Sançar, yüzbaşı Üçoğul, yüzbaşı Yağmur, onbaşı Sülemiş vardı. Hepimiz, Külşat'ın tek başına yaptığını yapmış değiliz. Yaraların derin mi? Bu yaralar beni öldürmez Kaan. Yalnız içime işleyen başka bir yara var, onbaşı Sülemiş savaşta can verdi. Işbara Han, kişi evinde doğar, savaşta ölür. Bir gök onbaşısının ölümü sana neden bu kadar dokunuyordu? Çünkü onun ölümü herkesin ölümüne benzemiyordu Kaan. Işbara Han, gözlerini otağın bir ucuna dikmişti. Savaşın o anını yeniden görüyordu. Bu öyle yiğitçe bir manzaraydı ki kişi bunu ölünceye dek unutamazdı. Göktürkler kimi atlı, kimi yayan köprüye doğru kaçıyorlar. Koca yamtarlı yumrunun göğüslerine kadar suya girerek insan gücü üstünde bir erlikte omuzlarında tuttukları köprüden geçerek karşı kıyıya ulaşıyorlardı. Köprüden ancak yan yana iki kişi geçebiliyor. Karşı kıyıya varan ölümden kurtuluyordu. Kürşat, Işbarağhan, Alp, Sançar, üç oğul, Yağmur, Sülemiş Köprünün sağında, solunda durarak uzaktan saldıran dokuz oğuzlara ok yağdırıyorlardı. Kürşat o gün bir yıldırım parçasıydı. Ona artık Ötüken'in keskin nişancısı denemezdi. O şimdi ok tanrısı gibi bir şeydi. Biçimine getiriyor, bir okla iki kişiyi birden deviriyordu. Atsız kalmış 2-3 yaralı er, 9 Oğuzların attığı okları yerden toplayıp bunlara getiriyordu. Fakat 9 Oğuzlar ölümü içe sayarak öyle bir saldırıyorlardı ki biraz daha durdurulmazlarsa Göktürk ordusunu yok edebilirlerdi. O zaman Böğü Alp'ın yanaşan 9 Oğuzlara at saldığı ve tek başına onları durdurduğu görüldü. Onun yaptığı bir şaşırtmaca, bir oyalamaydı. Fakat Göktürklerin karşı kıyıya geçmesini sağlayacak kadar uzun sürmemişti. İşte o sırada oku biten onbaşı sülemiş atından atladı. Köprünün sol başındaki ince ağaca koşarak kemeriyle kendisini koltuklarının altından bu ağaca bağladı. Bu iş o kadar çabuk olmuştu ki Işbarahan'dan başka kimse görmemişti. Böğü Alp kan içinde yağının karşısından çekilirken sülemiş kılıcını savurarak gür sesle dokuz oğuzlara bağırıyor. Onlara meydan okuyordu. Dokuz Oğuzlar onu görünce ok yağmuruna tuttular. Bir anda Sülemiş delik deşik olmuştu. Fakat bağlı olduğu için düşmüyor, hala kılıcını savuruyordu. Yiğit onbaşı Göktürklere gereken zamanı kazandırmıştı. Sağ kalanların hepsi karşı kıyıya geçebilmişlerdi. Onun dililiğinde eğilmeyen başı sağa bükülmüş, tulgası başından düşmüş, yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Gövdesinde 40-50 tane ok vardı onbaşı sülemiş ölmüştü. Fakat kılıcını hala sımsıkı tutuyor ve bu kadar ok yediği halde neden düşmediğini anlamayan Asi 9 Oğuzların 4 nala saldırışı karşısında Göktürk Kağanlığının kanlı sancağı gibi boynu bükük, bağrı deşik duruyordu. Köprüden geçen son Göktürk Işbara Han'dı. Sülemiş'in, toprağı bol bol sulayan kanları Işbara Han'a, ötüken de Türk yasası yürüsün diye öldüm, diyor gibi gelmişti. Sonra yamtarla yumru köprüye bırakıp karşı kıyıya geçmişler, arkadaşları tarafından çıkarılarak ata bindirmişlerdi. Işbara Han bütün bu savaşı, bu yiğitliği yeniden görür gibi olmuştu. Kara Kağan'a bunları anlatırken o da ürpererek dinliyor, heyecanlanıyordu. Konuşma bitmiş, üç baş bu otağdan çıkmıştı. O gece bütün ötü kendilerin içini karalar bürümüştü. Dokuz Oğuzlara yenilmek neyse ama Tuluhan'ın tevkif edilerek zincire vurulup hapsedilmesi yıldırım tesiri yapmış, ötükenliler içlerinden Kaan'a gücenmişlerdi. Yüzbaşı Yağmur Yüzbaşı Yağmur Bey, yaralarını tımar ettirmek için utacıya uğradıktan sonra kendi çadırına dönmüştü. Yazın sonu geldiği halde, geçen Dokuz Oğuz Savaşı'nda aldığı yaralar iyileşmemişti utancı, yaraların tezden onarılması için iyi beslenmek gerektiğini söyleyip yağmuru güldürmüştü. Çünkü bütün ötü kendiler gibi yüzbaşı yağmur da kıtlıktan sıkıntı çekiyor, çok geceler aç yatıyordu. Anası, karısı, kız kardeşi, küçük oğlu hep birlikte kıtlığa dayanıyorlardı. Buna bir çare bulmak gerekti. İlk önce, buyruğunda bulunduğu Tunga Tigin'e başvurarak kendisine biraz yiyecek verip yardım etmesini diledi. Tunga Tigin gülümsedi. Bizi ölümden kurtaracak kadar daha çok bir şey bulabilirsen al, diye cevap verdi. Bunun üzerine Yağmur Atadan, dededen kalma birkaç bıçak, kamayı alarak atına atlayıp Çin sınırının yolunu tuttu. Bunları satıp biraz yiyecek getirmeye karar vermişti. Yola koyulduğunun akşamında kendisi gibi birçok ötü kendilerin de Çin sınırına doğru akmakta olduklarını gördü. Tek giden azdı. Çoğu ikişer, üçer, dörder, beşer kişilik takımlar halinde gidiyorlardı. Ertesi gün Yağmur Bey de üç kişiye katılarak dört kişilik bir takım yapmıştı. Yoldaşlarından biri Ötüken'in iyi bildiği Karaozan'dı. ozandı. Kopuzu boynunda asılıydı. İkincisi Çalığın oğlu Gümüş, üçüncüsü de yüzünde uzun bir kılıç yarası olan Onbaşı Pars'tı. Karaozan ozan molalarda, gece konaklamalarında kopuzunu ele alıyor, onu imil imil inleterek güzel ezgiler çalıyor, bazen koşmalar düzüyordu. Çin sınırına varmadan bir önceki konakta oturmuşlar, ayı seyrediyorlardı. Hiçbir azıkları kalmadığı için bol bol su içerek yere uzanmışlardı. Bir zaman tellere dokunduktan sonra bulmak istediği ezgiyi kavramış olacak ki bir yandan söylemeye, bir yandan da çalmaya başladı. Türk, atına atladı. Çin'in ödü patladı. Silinmez dağ Kılıcın kanlı tadı. Yağmur, pars ve gümüş bir taş sessizliği ile dinliyorlardı. Kara Ozan söylüyordu. Açlık eş oldu, gitmez. Yoksulluğumuz bitmez. Ahımız göğe çıktı. Kara Kağan işitmez. Uza günlerim uza. Tanrım güç ver kop uza. Aç bırakıp yendirdin. Bizi dokuz o uza. Kara Ozan birdenbire sustu. Başını öne eğmişti. Niçin sustuğunu hiçbiri anlamamıştı. Yeniden başlayıp kendi gönüllerini dağlamasını bekliyorlardı. Ozanların sözünde ve kopuzunda büyümü vardı, bilinmez. Fakat onlar çalıp söylerken Ötüken tek yürek gibi çarpardı. Şimdi Ötüken'den uzakta, Çin sınırının ucundaki bu Ötükenliler de Kara Ozan'ın ezgilerinde tanrıdan gelme bir yanıklık buluyorlar, bu yanıklığın hiç geçmemesini, bitmemesini istiyorlardı. Fakat Kara Ozan hala başını kaldırmamıştı. Ne oluyordu? Bir şeye mi dalmıştı? Yoksa sayrı mıydı? Kendisine en yakın olan yüzbaşı Yağmur, omuzuna el attı. Ozan, çalsana, dedi. Genç yüzbaşı, ayın ışığı altında başını kaldıran Kara Ozan'ın yüzünü bunlu, gözlerini yaşlı gördü. Bu yaşlı gözlerde son kıtlığın yok ettiği bir ocağın üzüntüleri vardı. Ötükende her evden birkaç kişi alan kıtlık Karaozan'ın evini silip süpürmüş, karısı, baldızları, çocukları, kardeşleri, öksüz yiyenleri hep birden ölmüşlerdi. Karaozan'ın Ozan'ın evinden 17 kişi eksilmiş, yalnız kendisi kalmıştı. O zaman Yağmur Bey onun elinden kopuzunu çekip aldı. Teller üzerinde bir iki gidip geldikten sonra çalıp söylemeye başladı. Açlıktan inler obam. Sırtımda yırtık abam. Karım yaslı, oğlum aç. Hey babam, aman babam. Ötükenin ağaçları. Kemilir ağaçları. Nerede Çin'in başları? Hey babam, aman babam. Kılıç durur mu kında? Tanrım bizi yakında. Bay kılıver akında. Hey babam, aman babam. Yağmurun ozan olduğunu kimse bilmiyordu. O, kopuz çalıp değiş söylemesini babasından öğrenmişti. Babası ona, hey oğul, aman oğul, diye değişler söylerdi. O da şimdi artık ölmüş olan babasını anarak "Hey babam, aman babam" diye çalıyordu. Dört yoldaş Çin sınırındaki pazarların birinde bir gün kalıp mallarını satarak yiyecek aldıktan sonra ötüken'e dönmeye başlamışlardı. İlk günü olaysız geçti. İkinci günü öğleyin mola verdikleri bir tepecikte dinlenirken kuzeyden bir tozun kalktığını, bir karaltının büyümeye başladığını gördüler gözlerini oraya diken ötü kendiler bir atlı yığınının yavaş yavaş kendilerine doğru ilerlediğini anlamışlardı. Fakat bunun ne olduğunu kestiremiyorlardı. Böyle bir kalabalığın alışveriş için Çin sınırına yöneldiği görülmüş şey değildi. Keskin gözlerini gelen kalabalığa dikmiş olan gümüş, aralarında arabalar da var, diye bağırdı. Yüzbaşı yağmur buna, ötükenden göç mü oluyor, diye karşılık verdi. Bu söz hepsinin içinde bir sızı uyandırdı. Çünkü şimdi ötüken dokuz oğuzlarla sırt arduşların elindeydi. Hiçbir şey anlamadan bekliyorlardı. Kafile biraz daha yaklaşınca Kara Ozan, bunlar hep Çinliler, diye söylendi. O zaman hepsi birden ayağa kalktı. Onbaşı Pars kılıcını okşadı. Yağmur bir sıçrayışta atına bindi. Bu gelenler çeri değildi. Aralarında kadınlar, çocuklar da vardı. Fakat nereye gidiyorlardı? Kafile yavaş yavaş dört diye yaklaştı. En önde çeri kılıklı iki kişi vardı. Bunların omuzlarında sadakları, bellerinde kılıçları asılıydı. Arabalara kadınlarla çocuklar binmiş, eşyalar yüklenmişti. Tek Türkiye'ye gidenler de vardı ama çoğu atlıydı. İşin tuhafı yanlarında birçok da sığır ve koyun götürmeleriydi. Türkeli açlıktan kırılırken bu Çinliler bu kadar hayvanı nereden bulmuşlardı? Yüzbaşı yağmur, kafilenin kol başısına buyruk verir gibi bağırdı. Dur bakalım. Kimsiniz, nereye gidiyorsunuz? Kafilenin başındaki çeri kılıklı iki kişiden biri cevap verdi. Kara Kağan'ın buyruğu ve izniyle Çin'e dönüyoruz. Hepiniz Çinli misiniz? Hepimiz Türk elindeki Çinlileriz. Çin'e niçin dönüyorsunuz? Türk elindeki kıtlıktan ölmemek için. Yüzbaşı yağmurun yüzündeki gülümseme birdenbire silindi kıtlıktan kaçtıklarını söyleyen Çinlilerin yanında bütün Türk elini doyuracak kadar mal, da var, yılkı, azık vardı. Dört arkadaş bir bu mallara baktılar, bir de kıtlıktan ölen yakınlarını düşündüler. Birden hepsinin bozkurtluk damarı kaynadı. Yüzbaşı yağmurun bir işaretine bakıyorlardı. Genç yüzbaşı burada Karakağan türesinin değil, bozkır yasasının yürürlükte olduğunu düşünerek sert bir sesle sordu. Türk elinde kıtlık varsa siz bu kadar davarı nereden buldunuz? Çinli sırıttı. Değil. Biz bunları alım satımla kazandık. Bütün Türkler gibi yağmurun aklı da alım satımla zengin olma bir türlü ermiyordu. Hele Türkler açlıktan kırılırken tutsak Çinlilerin alım satımla zengin olması dünyadaki en büyük haksızlıktı. Kendi kendine çabuk bir hesap yaptı. Sonra daha dik bir sesle Çinli'ye bağırdı. Yoldaşlarına söyle, azık, mal, da var, at ne varsa dörtte birini bize ayırsınlar. Ondan sonra canınız sağ olup Çin'e gidebilirsiniz. Çinli'nin yüzü karma karışık oldu. O da kendi kendisine bir hesap yapıyor ve dört kişiye karşı kendi çokluklarına güveniyordu. Hangi hakla bizim malımızı istiyorsunuz? Kılıcımız hakkı ile. Değil. Kılıç bizde de var. Tatlılıkla isterseniz dördünüze birer koyun verelim. Ama bütün malımızın dörtte birini isterseniz vermeyiz. Yüzbaşının gözleri kararmıştı. Şimdi senden malınızın dörtte birini istemiyorum. O biraz önceki isteğimdi. Şimdi yarısını istiyorum. Çinli güldü. Ben de dört koyunu biraz önce veriyordum. Şimdi bir oğlak bile vermem, dedi. Yağmur Bey hızla sadağından bir ok çekti ve Çinli davranmadan gezleyerek onu göğsünden vurdu. Çinli inleyerek atından yere düştü, bir iki de belendikten sonra hareketsiz kaldı. Ortalığa derin bir sessizlik düştü. Çinliler çok kalabalıktılar. Fakat pek azında pusat vardı. Karşılarındaki dört kişi ise tepeden tırnağa pusatlıydılar. İki taraf birbirine hırsla bakıştı. Sonra yüzbaşının buyruğu işitildi. Tez davranın, neyiniz var, neyiniz yoksa yarısını bu yana ayırın. Yeniden tartışmaya kalkarsanız malınızın hepsini alırım. Haydi, çabuk. Çinliler işin sarpa sardığını, bütün mallarının tehlikede olduğunu görünce ellerinde olanın yarısını ayırmaktan başka çıkar yol olmadığını anladılar. Kafilenin gerilerinde olanlar da önden arkaya yapılan seslenmelerle durumu kavramışlardı. Yüzbaşının buyruğu ile gümüş ileri atılmış, Çinlilerden alınan hayvanları sıraya, düzüne sokuyor, bu işi tek başına büyük bir ustalıkla başarıyordu. Derken bir gürültü koptu, bir Çinli at sürerek Göktürklerin yanına geldi. Öfkeli bir sesle haykırdı. Bana haksızlık oldu, iki koyun yerine üç koyun alındı. Bu sözler yağmura karşı söylenmişti. Sonra birdenbire onbaşı Pars'ı gören Çinlinin gözleri parladı. Onbaşı Pars, şu arkadaşına söyle de koyunun birini geri versin, dedi. Yağmurla kara ozan bu Çinli'nin düzgün bir Türkçe ile söz söylemesine ve 40 yıllık tanış gibi Pars'la konuşmasına şaşmışlardı. Pars cevap vermiyordu. Çinli durmadan söylüyor, elleriyle işaret yapıyordu. Yüzbaşı yağmur sert bir sesle Çinli'yi susturdu. Yüzbaşı dururken onbaşıyla konuşulmaz. Onbaşı Pars benim kapı yoldaşımdır. Ulan Çinli, Kendini Türk beyi mi sandın. Onbaşı Pars neden senin kapı yoldaşın oluyormuş? Sen kimsin? Çinli'nin hilekar yüzünde kötü gülümsemeler dolaşıyordu. Bir yağmura, bir Pars'a bakıyor, kötülük etmekten hoşlanan bir durum alıyordu. Yüce Bey, ben Türk Bey'i değilim ama Türk Beylerinin otağına çok girmişim. Tulu Han'la Şölen'de çok oturmuşum. Tulu Han'ın çok buyruğunu yerine getirmişim. Bu Onbaşı Pars da Tulu Han ordusundaydı. Onun için benim kapı yoldaşımdır. Adım Çan Sudur. Yağmurla Kara Ozan bakıştılar. Çinli araya fit soktuğundan pek keyifliydi. Hatta kafasının içinden şu Türkleri hemen oracıkta dövüştürüp alınan mallarını kurtarmak gibi yaman bir düşünce bile geçiyordu. Karşısındakileri birbirine katmak için sözlerine devam etti. Onunla çok yolculuk ettim. Yavuz Bahadır olduğunu da bilirim. Hatta bir gün ötü kendi bir yiğitle vuruşunu da uzaktan seyrettim. Kendisi yaralandığı halde karşısındakini öldürmüştü. Ölenin adını da söylemişti. Galiba Onbaşı Burguçandı. Onbaşı Burguçan mı? Bunu Yağmur sormuştu. Demek kendi arkadaşını öldüren adam şimdi yanında bulunan Pars'tı. Yağmur kılıcına el attı. Fakat hemen kendini toplayarak Çinli'ye haykırdı. Susacak mısın yoksa susturayım mı? Çinli susmuştu. Yüzbaşı son buyruğunu verdi. Haydi bakalım, dırlanmayı kesip yola koyulun. Çabuk. Çinliler güneye doğru akıp gittiler. Dört türkü elli kadar atla birkaç yüz sığır ve koyun, torbalar dolusu da azık kalmıştı. Yüzbaşı yağmur üleştirmeden önce onbaşı parsı sorguya çekmek istiyordu. De bakalım onbaşı, benim yoldaşım Burguçan'ı öldüren sen misin? diye dik bir sesle sordu. Pars, olur olmaz şeylerden yıkılacak kişi değildi. Evet, ben öldürdüm, diye cevap verdi. Erer'le dövüşür ama senin şu suratsız Çinli ile yoldaşlığın iyi kişi olmadığını gösteriyor. Söyle bakalım, Burguçan'ı neden öldürdün? İkimiz de Tulu Han ordusunda olduğumuz için Çinli'ye yoldaştım. Burguçan'a gelince o bana engel olduğu için öldürdüm. Burguçan'ı Pars'ın öldürdüğünü anladıktan sonra Yağmur'un daha çok konuşma niyeti yoktu. Öteki de daha çok hesap vermeye hiç istekli gözükmüyordu. Kartal bakışlarıyla birbirlerini kolluyorlardı. Birdenbire kılıç çekerek birbirlerine saldırdılar. At üzerinde sert bir vuruş başladı. Türklere kızıyor. Güneş Türk eline yeni bir yaz daha getirmişti. Fakat artık ötüken gök Türklerin değildi. Starduşlar oraya hakim olmuşlar, hanları da Çur Bilge Kağan adı ile Göktürklere rakip bir durum almıştı. O korkunç kıtlık geçmiş, ölen ölüp kalan kalmıştı. Yamtar, sançar ve gökbörü kımız içiyorlardı. Yamtar'ın karnı tok, sırtı pek olduğu için keyfi yerindeydi. Söz dönüp dolaşıp Tulu geliyordu. Tulu Han hapisten çıktıktan sonra Kara Kağan'ı tanımamış, Çin'e elçi gönderip yardım dilemişti. Göktürk Kağanlığının tahtını dava etmekten bir türlü caymıyordu. Yamtar, Çin Kağan'ı bu kez Tulu Han'a yardım etmedi, dedi. Gökbörü. Tuluhane'nin elçilerini yitirdi de ondan, diye cevap verdi. Yamtar sordu. Bu iyi elçiler kim? Gökbörü her zaman olduğu gibi sert sert ve öfkeli konuşuyordu. Baş elçisi binbaşı Çamur Bey'di. Tulu Han hapiste iken onu boğa süstü, boynuzladı. Bağırsakları dışarı uğrayıp öldü. Bir de onun yardımcısı onbaşı Pars vardı. Yamtar'ın gözleri açıldı. Ne Pars mı? Bizim Pars mı? bizim pars olur mu, başka pars, onu da yüzbaşı Yağmur B. öldürdü. Yamtar ferahlamıştı, bu ferahlıkla bir çam çakkımız daha içti. Gökbörü tamamladı. Bir de Çinli çam Su vardı. Tulu Han Çin'e elçi gönderdikçe dilmaçlığı bu herif yapardı. Yüzbaşı Yağmur onu da, gümüşü ardından gönderip temizletti. İyi olmuş. Şu yüzbaşıyı görürsem ona iki çamçak kımız vereyim. Yamtar'ın çadırında iyiydiler. Bir yandan kızarmış et yiyorlar, durmadan da kımız içiyorlardı. Bir aralık yamtar elini sırtına götürerek sıvazladı. Sonra, uykudan kalksam kış içindeyiz sanırdım. Soğuk mu var, nedir? Bu kadar kımız içtiğim halde. Üşüyorum, yaz günü de böyle üşündüğünü kimseden işitmemişti. Gökbörü ellerini uğuşturdu. Yahşi söz ettin, benim de ellerim donmuş. Yoksa çok kımız içip esridik mi? Esriyen kişiye dünya sıcak gelir. Biz ise neredeyse danacağız. Hiç söze karışmayan sançarda üşüdüğünü anlamıştı. Yazın bu en sıcak ayında böyle soğuk nasıl olurdu? Bu işte elbet bir yanlışlık vardı. Sançar bunu anlamak için kalkıp kapıya yöneldi. Gün batmak üzereydi. Sırtları kapıya dönük olan yamtarla Gökbörü arkalarına soğuk bir rüzgarın değdiğini duyarak başlarını kapıya çevirirlerken kapının dışındaki gürültüden Sançar'ın yere düştüğünü anladılar. Arkasından Sançar'ın o ünlü kahkahası ortalığı çınlattı. İki anda bir an için bakıştıktan sonra fırlayıp kapıdaki keçeyi araladılar. Aman ulu tanrı, koca yamtarın gözleri yuvasından uğrayıp ağzı açıldı. Yalnız vay 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 diye haykırabildi. Deli Gökbörü ise o kadar şaşırmıştı ki şaşkınlıktan yere yuvarlandı. Yazın ortasında kuşbaşı kar yağıyordu. Kapının önündeki kardan sançarın ayağı kayarak yere düşmüştü. Bir yandan da katılıyor, bir yandan da. Bizim çadırda kımız içerken dört ay geçip kış gelmiş de haberimiz olmamış diye söyleniyordu. Bu sırada Yamtar'ın beş yaşındaki kızıyla dört yaşındaki oğlu karların arasında düşe kalka koşarak geliyorlardı. Yamtar onları görünce biraz toparlanarak sordu. Ulan, bu ne? Sanki yazın ortasında kar yağmasından sorumlu olanlar küçük çocuklarmış gibi koca yüzbaşı onlara bakıyor, onları sorguya çekiyordu. Kız, korkulu ve şaşkın gözlerle babasına bakıyor, soğuktan titreyip dişleri birbirine vurarak söylüyordu. Baba, biz kırda oynarken birdenbire kar yağmağa başladı. Çok üşüyoruz baba. Fakat Sançar'ın kahkahaları bütün sesleri bastırıyor, konuşmaya imkan vermiyordu. Yamtar ne yapacağını şaşırmıştı. Sançar'ı susturmak için onu atının sırtına bağlayıp koşturmaktan başka çıkar yol yoktu. Halbuki Sançar'ın atı şimdi burada değildi. Hem de Sançar'la uğraşırsa çocuklarla kendisi de danacaktı. Yere düşmüş olan gökbörüyü bir davranışta kaldırarak bağırdı. Çabuk, Sançar'ı içeri getir. Kendisi de çocukları yakalayarak içeri girdi. Hemen onları bir keçeye sararak oturttu. Sırtına kışlık kürkünü geçirdi. Gökbörünün içeri getirip bıraktığı, katılmak üzere olan sançarı kavrayınca Gökbörünün sırtına verdi. Savaşta buyruk veriyormuş gibi buyurdu. Çadırın içinde sançarı koştur. Hem sen ısınırsın, hem de o katılıp soluğu kesilmeden kurtulur. Çabuk davran sırtında sançar olan gökbörü çadırın içinde koşarken yamtar hızla yedek çadır direklerini çıkarıp kırdı. Kavla tutuşturarak yaktı. Birdenbire gelen kıştan ölmemek için yapılacak başka iş yoktu. Çocukları ateşin başına getirdi. Sonra kürkünü çıkarıp yere atarak yorulmuş olan gökbörünün sırtından sançarı aldı. Ona kürkü giyip ateşin karşısına geçmesini söyledikten sonra kendisi çadırın içinde sançarı koşturmaya başladı. Yamtar çok güçlü olduğu için çabuk yorulmayacaktı ama çadır dar olduğu için döne döne koşmak mecburiyeti başını döndürüyor, koşarken sendeliyordu. Sançar ise gözlerinden yaşlar boşanarak kahkahaları atıyor, katılmak derecesine geliyor. Bir yandan da Yamtar'a bak. Kara kağanın aygırlarından daha eşkin koşuyor diye söyleniyordu. Böyle tuhaf bir şeyi ilk defa gören çocuklar da gülmeye, kahkahalar savurmaya başlamışlardı. Deli gökbörü ilk önce sançara öfkeli öfkeli bakıyordu. Çocukların gülüşü ona gerçekten gülünecek bir şey olduğunu hatırlattı. Yamtar'ın kocaman kürkü içinde kendisinin bir çocuk kadar kalışı da tuhafına gitti. O da kahkahalarla gülmeye başladı. Yamtar, hem sendeleyerek koşuyor, hem de alnından terler damlayarak şöyle diyordu. İyi oldu, kızıştım, yoksa soğuktan danacaktım. Siz de amma gülüyorsunuz be, gülünecek ne var ki? Pek de yok değil ya. Ve dayanamayarak o da gülmeye başladı. Kahkahalar atan Sançar sırtında olduğu halde o da gülüyor, kahkahalar savuruyor, bir yandan da çadırın içinde FR dolayı dönüyordu. Yazın en sıcak çağında beş gün, Türkeli kara kış varmış gibi soğuktan donup bunaldı. Hazırlığı olmayanlardan donup ölenler, sayrı düşenler vardı. Herkesi bir korku bürümüştü. Bu, herhalde Tanrı'nın bir öfkesi olmalıydı. Türkeli'nin en kocamışları bile yaz ortasında böyle bir şey ne görmüşler, ne de kendi atalarından, dedelerinden işitmişlerdi. Evet, herhalde Tanrı öfkelenmiş, Türklere gücenmiş olacaktı. Herkes bunu düşünüyor, buna bir sebep arıyordu. Tanrı elbette öfkelenirdi. Kara Kağan bir yerde durmuyor, oradan oraya göçüyordu. Türkler artık eskisi gibi ölülerini yakmıyorlar, gömüyorlardı. Kaan, Çinli iyi için, Katun'un sözlerine kanmakla kalmıyor. Chen Kingi Türk beyleri gibi tümen başı yapıyordu. Tuluhan, durumu unutarak ayrı Kaan'lık kurmak davasının ardından koşuyordu. Çinlilerden gelen bela yetmiyormuş gibi Kaan şimdi de Chao Teyen adlı bir Çin bilgininin sözleriyle iş görür olmuştu. Yamtar o geceyi nasıl atlattığına şaşıyordu. Hem sançarı katılmaktan, hem de çocuklarla gökbörüyü donmaktan kurtarmıştı. Son kıtlıktan sonra kendilerini yeni yeni toparlamaya çalışırken bu beş günlük don yeniden birçok hayvanları öldürmüş, kendilerini yine acınacak duruma sokmuştu. Soğuklar geçmişti ama budundaki ürküntü geçmemişti. İçlerinde anlaşılmaz bir acı, büyük bir korku vardı. Onlara gökten belayı yağacakmış gibi geliyordu. Bir akşam yüzbaşı Yamtar çocuklarıyla birlikte yemeğini yiyip kalkmıştı ki, birden birdenbire çadırın kapısı açıldı. Çıra'nın sönük ışığı altında yamtar, gökbörünün sapsarı benzini seçmekte güçlük çekmedi. Andasında bir üstülük olduğunu anlayan yamtar, ''Ne var gökbörü?'' diye sorarken karşısındakinin titremekte olduğunu da gördü. Gökbörü söz söyleyemiyordu. Çeneleri birbirine çarpıyor ve kıpırdamadan yamtara bakıyordu. Dirliğinde hiçbir şeyden korkmamış olan bu ötüken delisini böyle titreten şey ne olabilirdi? Bu günlerde Tanrı'nın öfkesi üzerlerine yağmakta olduğu için Gökbörü'nün korkusu yavaş yavaş yamtara da bulaşıyordu. Omuzlarından tutarak onu sarstı, söylesene ne var, diye bağırdı. Gökbörü yine ağzını açmadı, yalnız yamtarı kolundan tutarak onu çadırın kapısından dışarı çekti. Yine kar ve buz göreceğini sanan, fakat böyle bir şey görmediği için ferahlayan yamtara göğü gösterdi. Yamtar bir ilk ildi, gözlerini ovalayarak yine göğe baktı. Sonra gök yakasına yapışarak ve korkudan titreyerek, bu da ne? diye bağırdı. İki anda birbirlerine sarılarak titremeye başlamışlardı. Çünkü gökte üç tane ay birden parlıyordu. Onlar böyle dururken birdenbire uzaktan bir haykırış işittiler. Sonra bir koşuşma, bir gürültü oldu. Biraz sonra bütün Türkeli ayaktaydı. Bağırışıyorlar, kılıçlarıyla kalkanlarına vurarak gürültü yapıyorlar, göğe ok fırlatıyorlardı. Yamtar durmak olmaz diyerek Gökbörü'yü çadıra çekip pusatların durduğu yere götürdü. Çabucak birer sadak takındılar. Birer kılıçla kalkan alıp dışarı fırladılar. Onlar da kılıçlarını kalkanlara vurmağa, göğe ok fırlatmaya başladılar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk binlerce kişinin barışması korkunç bir gürültü yapıyor. Köpekler uluyarak, atlar kişneyerek, inekler böğürerek bu gürültüyü arttırıyorlardı üç ayın birleşmesini boşuna bekleyerek bağırıp yoruldular. Aylar, batıncaya kadar birleşmedi. Batıp ortalığı karanlığa bıraktıktan sonradır ki bu korkunç ve coşmuş insanların gönüllerine biraz su serpildi. Çadırlarına çekilip uyudular. Buna uyudular denemezdi. Yorgunluktan hepsi sızmışlardı. Fakat bütün elde uyumayan bir kişi vardı. Binbaşı Bölgü Alp sabaha kadar Kıraç Atan'ın sözlerini düşünmüştü. Böğü Alp'ın beynine işlenmiş olan bu sözler yavaş yavaş gerçekleşiyordu. Kıraç ata demişti ki, büyük günler geliyor, kıtlık olunca ay parçalanacak, Karakağan'ı öldürmeyeceksin, onu tasa öldürecek, bir ulu şehirde toplanmış kırker görüyorum, aralarında sen de varsın, yağmur yağıyor, ırmağın kıyısında dövüşüyorsunuz, budun kurtuluyor, adınız unutulmayacak, 1300 yıllık ölümden sonra dirileceksiniz, Acun'un batımına dek adınız gönüllerde kalacak. İşte kıtlık olduktan sonra ay parçalanmıştı. Demek ki sıra Kağan'ın tasadan ölmesine gelmişti. Bögü Alp, Kıraç Atan'ın sözlerini, o sözler söylendiği zaman bu kadar iyi kavrayamamıştı. Şimdi, işler olduktan sonra, eskiden kavrayamadığı o sözlerin ne büyük gerçekler olduğunu anlıyor, derin derin düşünüyordu. Bir ulu şehirde toplanmış olan kırk ercaba kimlerdi? Bu ulu şehir neresi olabilirdi? hele 1300 yıllık ölümden sonra dirilmek. Bögü Alp'ın gönlünde anlaşılmaz bir sıkıntı vardı. Tan yeri ağarmadan çadırından çıkmış, kırda, bayırda gezinmeye başlamıştı. Nereye gittiğini kendisi de pek bilmiyordu. Ne yaptığının da farkında değildi. Bir aralık kendisine geldiği zaman bir tümseye yaslanmış olduğunu, güneşin doğmak üzere bulunduğunu gördü. Birdenbire beyninde şimşek gibi bir düşünce çaktı, acaba yine kıraç ataya gitse nasıl olurdu? Acaba kıraç ata sağ mıydı? Böğü alp gitmeye karar vermek üzereydi. Birdenbire gözleri ileriye takıldı. Tuhaf şey, topraktan kızıl duman çıkıyordu. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemişti. Yazın kar yağdıktan, gökte üç ay görüldükten sonra şimdi de yerden kızıl bir buğunun fışkırması ne anlaşılmaz, ne inanılmaz şeydi. Güneş yükselirken buğular da artıyor, dumanlaşıyordu. Adımları Bölgü Alp'a evine doğru sürüklerken birçok kişiler de şaşkınlık ve korku ile yeri kaplayan kızıl dumana bakıyorlar, birçokları da pusatlanarak çadırlarının kapısında bekleşiyorlardı. Hiç kimse olan işlerin iç yüzünü anlayamıyordu. Ne kamlar, ne ozanlar, ne beyler, ne kocamışlar bu işlere bir kulp takamıyorlardı. Herkes başlarında bir felaketin dolaştığını sezip duruyor, buna karşı bir şey yapamamanın verdiği tevekkülle boynunu büküp susuyordu. Kış, kıtlık, açlık, sayrılık Türk elini kasıp kavurmuş, çoğu ölmüş, kişiler ve atlar arık kalmıştı. Tanrının öfkesi herhalde daha geçmemiş olacak ki şimdi de yaz ortasında donuluyor, ay üçe bölünüyor, yerden kızıl dumanlar fışkırıyordu. Tanrının Türklere öfkesi daha geçmemişti. Bozgun. Ertesi bahar, Türk eline erkence geldi. Gökten inen türlü belalarla bitkin hale gelen bu insanlar biraz doyum olmak için Çin'e akın etmekten başka hiçbir şeyin fayda vermeyeceğini düşünmekte birliktiler. Kaan ne tasarlıyordu da akın buyruğunu vermiyor, bunu bir türlü anlayamıyorlardı. Akın buyruğu geciktikçe söylentiler, dedikodular artıyor, açıktan açığa Kaan aleyhinde söylenmekten çekinmeyenler çoğalıyordu. İching Katun, Çinli adamları yoluyla Kaan ve kendisi aleyhinde kimlerin konuştuğunu haber alıyordu. Bunların arasında binbaşı Böygü Alp'ın da bulunduğunu işitince bunu önlemek gerektiğini, önlenmezse kötü bir sonuca varabileceğini düşündü. Böygü Alp'ın gözünü daldan budaktan sakınmaz bir bahadır olduğunu işitmişti. Üstelik Işbarahan'ın damadıydı. İçin Katun, Kara Kağan'a en sadık bey olan Ulu Tarkan'ı çağırtarak buyruklarını vermekte gecikmedi. Bögü Alp'ı herkes tanıyordu. Hele Batı Kağan'ına elçi gittikten sonra ünü, sanı büsbütün yayılmıştı. Ulu Tarkan, binbaşıyı bulduğu zaman sert bir sesle sordu. Binbaşı Bögü Alp, Kağan ve Katun aleyhinde söz etmişsin, doğru mu? Doğrudur Tarkan. Öyleyse, Kağan'ın buyruğunu beklemek üzere seni hapsedeceğim. Peki, gidelim. Tam bu sırada atlı bir ulak gelerek yarın Çeri'nin toplanması için Karakağan'ın verdiği buyruğu bildirip dört nağla uzaklaştı. O zaman Bögü Alp işte bir yanlışlık olacağını sezerek. Ulu Tarkan, buraya gelmek için buyruğu Kağan'dan mı aldın, diye sordu. Hayır, Katun'dan aldım. Öyleyse seninle beraber gelmem. Neden? Kara Kağan savaşa gitmek için beni orduya çağırırken İçin Katun beni deliye tıkmak için sana buyruk veremez. İçin Katun bana bu buyruğu verdi. Verse de değeri yok. Birazdan atıma bindikten sonra İçin Katun'un buyruğunu tanımam. Ulu Tarkan çok direnmedi. Çünkü bölge Alp'ın haklı olduğunu görüyordu. Dirense de binbaşının dinlemeyeceğini anlıyor, onunla teke tek dövüşmek gerekeceğini görüyordu. Bögü Alp'la teke tek dövüştükten sonra da Katun'un buyruğunun yerine gelmesi ihtimali pek azdı. Ulu Tarkan geri döndü. Binbaşı Bögü Alp bunun ne biçim bir akın olduğunu anlayamıyordu. Işbara Han ordusu akına gelmemişti. Kürşat tümeni de yoktu. Tulu Han'a gelince, o kara Kağan'la birlikte akın etmek şöyle dursun, ona yağı olmuş, Çin'le dostluğa girişmişti. Kara Kağan ordusu Çin'e yürürken Tulu Han'ı kendisine çekerek Çin'in güçlendiği bir çağda Kara Kağan iki tümenlik çeriyle akına çıkıyordu. Üstelik bu iki tümenden birinin başı da uygunsuz Çinli Shen King'di. Yürüyüşün ilk gecesinde, konakladıkları yerde binbaşı Bögyal, binbaşı Ay Bey'le bunları konuşuyordu. Atlarını sonsuz bozkırda otlamağa bırakıp kendileri yere uzanmışlardı. At yumru epey ileride, borusu belinde olduğu halde bağdaş kurmuş, kılıcını biliyordu. Böğü Alp dedi ki, Ay bey, niçin iki tümenle akın yapıldığını biliyor musun? Işbara Han'la Kürşat'ın niçin akında bulunmadığını biliyor musun? Bu akında ne kazanacağımızı, yahut ne kaybedeceğimizi biliyor musun? Ay bey acı acı gülümsedi. Bunu için, Katun'la Şenking'e sormalı. Bu kadar açlık çektikten sonra biz, kadınlarımız ve çocuklarımızla Çin'e yüklenmeliydik. 2000 başı kendilerine bir bilmece gibi gelen meseleyi konuşarak hararetli bir tartışmaya daldılar. İlk önce çok yavaş konuşuyorlardı. Sonra sesleri yükseldi. Yumrunun işitebileceği kadar sertleşti. Yumru, basit bir çeri olduğu için akına giden çerilerin sayısı onu pek ilgilendirmiyordu on tümenle saldırmak yahut iki tümenle akın etmek arasında ayrıntı görmüyordu. O şimdiye kadar karşısında hep bir tek yağı görmeye alışmıştı. O bir teki hakladıktan sonra başka teklerde çıkıyordu ama bundan yumruya bir zarar gelmiyordu. Yağı, isterse yüz tümen olsun, yüz tümeni birden yumrunun karşısına çıkacak değildi ya, bu yüz tümenin içindeki herhangi bir tümenden herhangi bir er kendisine gelecek, yumru da onu nasıl olsa tepeleyecekti. Onu tepeledikten sonra ötekiler de gelse aynı şeydi. Bu binbaşılarda ne diye oturup çeri sayısı yapıyorlardı. Yumru bunları düşünmeye vakit bulmadı. Serin gece rüzgarının altında, toprağın üzerinde yıldızlara bakarak tatlı ve rahat bir uykuya daldı. Binbaşılar gece yarısını geçtiğini durmamışlardı. Hatta yavaş yavaş yaklaşıp arkalarında duran gölgeyi de sezinlememişlerdi. Daha doğrusu bunun farkına varmışlardı ama gelip geçecek olan bir gece nöbetçisine bakma lüzum görmemişlerdi. Fakat gölgenin baş uçlarında dikilip kalması sonunda binbaşıların dikkatini çekti. Başlarını kaldırıp öfkeyle nöbetçiye bakmalarıyla yerden fırlamaları bir oldu. Deminden beri nöbetçi diye aldırmadıkları bu gölge Kara ta kendisiydi. 2000başı yere diz vurdular. Kaan bunlu bakışlarla onları süzerek, yanlış düşünüyorsunuz binbaşılar, dedi. Sonra onların taş gibi sessiz ve hareketsiz durduklarını görerek sözlerini tamamladı. Işbara Han'la Kürşat'ın bütün çerisini toplasak bir tümen tutmaz. Bunun da yarısı atsızdır. Kendim de ancak iki tümen çeri çıkarabildim. Işbara Han'la Kürşat bozuk düzen çerileri ve arıkatlarıyla Türkelini biz yokken herhangi bir saldırışa karşı koruyacaklardır. Son kıtlık ve açlıkta ne kadar insan, ne kadar hayvan öldü biliyor musunuz? Bilemezsiniz, ben, Türk Kağan'ı Kara Kağan, bu orduyu donatmak için, binlerce attan kalan bir iki yüz atımı da çerilere dağıttım. Bindiğim tek eşkin atımdan başka bir şeyim yok. Kara Kağan bu sözleri söyledikten sonra çabuk ve sert adımlarla uzaklaştı. İki bin başının bu işe canları çok sıkılmıştı. Böğü Alp sabaha kadar uyuyamadı. İki gün sonra Göktürk ordusu Uyan Dağı'na vardığı zaman öncüler Çinlilerin göründüğünü bildirdiler. Öncülerle çaşıtların getirdiği bilgiye göre Çin ordusu iyi giyimli, iyi besili 5-6 tümenden mürekkepti. Kara Kağan'ı en çok düşündüren şey Tulu Han'ın da karşı tarafta olup olmadığıydı. Tulu Han'ın ve çerilerinden kimsenin Çin ordusunda bulunmayışı Kara Kağan'ın biricik avuncu oluyordu. Yoksa yorgun ve arık iki tümenle üç kat üstün düşmana karşı çarpışmak o kadar kolay değildi. Bölgü Alp Türk ordusunun sağ kanadında geriye, yedek olarak konulmuştu. Oldukça yüksek yamaçtan bütün savaş alanına bakan bir yerde, binbaşı Çin ordusunun yürüyüş ve dizilişini dikkatle gözden geçiriyordu. Yağı üç sıra halinde sıkışık düzenle ilerliyordu. Önce çıkarmamıştı, Kaan, tam orada üç tuğunu dikmiş ve binbaşı Ay Bey'i önce olarak saldırışa yürütmüştü. Ay Bey, buyruğundaki bin kişiyle yorgaya kalktı. Sonra hızlandı. Yağıya 500 adım kala keskin bir boru alanda çınladı. O zaman dört nağla kalktıkları görüldü. Savaş haykırışlarıyla Çinlilere doğru at teperlerken bir yandan da ok yağdırıyorlardı. 200 adım kalaya kadar böyle yarıştılar. Sonra bir boru daha ötü. Ay Bey bininin birden geriye dönerek kaçmaya başladığını bölge Alp'ın gözüne çarptı. Bu yapmacıktan kaçış tam sırasında yapılıyordu. Çünkü ilk sıradaki iki Çin tümeni Ay Bey'i sarmak üzere sağdan soldan ileri atılmıştı. Ay Bey tuzağa düşmemişti. Boru ile bütün çerisini sağa çektikten sonra yeniden yüz geri edip Çin tümenlerinden birine saldırdı. Kaan bu manevrayı beğenmiş, soldan ilerleyen Çin tümenine karşı da başka bir bin çıkarmıştı. Ay Bey şimdi Bögü Alp'ın bin adım kadar yakında dövüşüyordu. Karga sürüsüne doğan girer gibi yağıya dalmış, onları darmadağın etmişti. Soğuk kanlılıkla yüksek bir yerden savaşı seyreden Bögü Alp yavaşça, Kaan haklı, diye mırıldandı. Çünkü Türk atları her zamanki yıldırım hızıyla koşamıyor, Türk okları her zamanki şaşmaz uçuşlarla Çinli göğüsleri delemiyordu. Bin adım uzaklıktan bile Türk atlarının Çin atlarına göre ne kadar arıklamış olduğu seçiliyordu. Ay Bey yeniden sıyrılmış, geriye doğru kaçıyor, arkaya atılan oklarla Çinlileri hırpalamaya çalışıyordu. Bu sırada Bölgü Alp'ın gözleri yakındaki Ay Bey'den ayrılarak Kağan yönüne çevrildi. Kaan'ın üç tuğunun havaya kalkmış ve iki ordunun bütün varlıklarıyla birbirine girmiş olduğunu gördü. Kendisi Kaan'dan buyruk almadıkça buradan kımıldamayacaktı. Fakat Çinlilerin beş tümenle Kaan'a karşı saldırmaları, onun da buna karşı durması artık kendisine buyruk veremeyeceğini gösteriyordu. Tekrar Ay Bey'e baktı. Ay, -Bız alsın. Ay Bey kılıç çekip Çinli'ye saldırırken ok yiyip devrilmiş, yarıya inmiş olan bini hızla çekilmeye başlamıştı. Böğgü biraz gerisinde duran Yumru'ya, saldır borusu çal, diye bağırdıktan sonra yayına el attı. Boru çınlarken Böğgü Alp'ın binatlısı Yıldırım gibi fırladılar. Böğgü Alp, Aybey'in kalan atlılarını da kendisine katarak dolu dizgin saldırdı. Kararını vermişti. Yapsa da, yapmasa da kararından dönmeyecekti. Çinlilere doğru at koştururken ilk önce ok yağdırarak onların önde bulunanlarını sapır sapır yere döktü. Sonra boru ile çerisini toplayarak yapabildikleri en hızlı koşu ile Çin ordusunun ardına sürdü. Bunu yapmak için büyük bir kavis çizmek ve Çinlilerden daha çok yol almak gerekiyordu. Ne olacağını anlamayan Çinlilerin kısa bir anlık şaşkınlığından faydalanarak yıldırım gibi ilerledi. Çinliler durumu kavramışlar, kısa yoldan bölge alpı önlemeye girişmişlerdi. O zaman binbaşının sesi gürledi. Yüzbaşı yağla kar savaş ve at gürültüleri arasında yine o kadar sert bir ses karşılık verdi. Buyur. Bölgü Alp, kendi arkalarından gelen ve kendisinin, Çin ordusu gerisine düşmesini çalışan Çin atlılarını kılıçla göstererek buyruğunu verdi. Ben yağının ardına erişinceye kadar bu gelen Çinlileri oyala. Buyruk senindir. Yüzbaşı yağlaklar 3 yaşında ötükene getirilmiş bir kırgızdı. Kaç yıldır, bir fırsat bulup Kögüm'ün dağını aşarak atasının yurduna gitmeyi, baba ocağını görmeyi tasarlıyor, fakat her yıl bir engel çıkıyordu. Bu buyruğu alınca artık Kögüm'ünü aşmak umutlarını bırakmak gerektiğini anladı. Çünkü kendi yüz atlısıyla bir tümen Çinli'yi oyalamak pek yakında uçmağa varmak demekti. Fakat pek yakında öleceğini düşünmek onu asla yüksündürmedi. Koca Kırgız Yüzbaşı, içinde dirliğe veda etmenin garipliği de çınlayan çok gür ve heybetli bir sesle erlerini çabucak çevresine topladıktan sonra yüz kişiyle on bin Çinli'ye daldı. Yağlakar, her kılıç vuruşta bir Çinli deviriyor ve, al, kögmün dağı aşkına, diye bağırıyordu çerleri de coşmuşlardı. Onlar da Çinlileri ikiye biçen vuruşlarını, Ötüken aşkına, Karakağan aşkına, İçin Katun aşkına, Şenking aşkına, diye bağırarak yapıyorlar, bir yandan da güneş görmüş kar gibi eriyorlardı. Yüzbaşı yağlı kar gerçekten Kögmün'e gidecekmiş gibi ilerliyor. Neredeyse Çin tümenini baştan başa yarıp geçecekti. Fakat atı vuruldu ve kendisini yerde buldu. Pek yakından atılan bir ok böğrüne saplandı. Dünya alem gözüne karanlık oldu. Yüzlerce at üzerinden geçti. Fakat yiğit kırgız ve yüzleri bölgü alpa istediği zamanı kazandırmıştı binbaşı, koyun sürüsüne kurt girer gibi Çin ordusuna ardından dalmıştı. Pek tuhaf savaş oluyordu. Beş Çin tümeni Karakağan'ın iki tümenini geriye doğru sürerken Bölgü Alp da bu beş tümeni kovalıyor, onun ardından da kendisini kovalayan Çin tümeni geliyordu. Bölgü Alp o gün yırtınırcasına dövüştü. Ok ve kılıçla yaralar aldı. Çok Çinliyi tatlı canından ayırdı. Yiğit erlerinden yüzlercesini feda etti fakat bozgunun önüne geçemedi. Binbaşı, Çinlilere verdirdiği büyük kayıplar dolayısıyla bozgunun, yok olma derecesine gelmesini önlemiş olmakla avunabilirdi. Nitekim Çinliler Türk ordusunun ardından gelememişler, kendileri de rahatça büyük çölü geçebilmişlerdi. Fakat avunamıyordu. Yüzbaşılarının hepsi, onbaşılarının çoğu savaş alanında yatıyordu. Dövgü Alp'ın bini, 300 kişi kalmış, Kara Kağan'ın iki tümeni de çölü geçtiği zaman yaraya inmişti. Aldatmaca Kürşat, Göktürk elinde kendi yerine Börü Tarkan'ı bırakmış, güneye, Kağan ordusuna doğru dört nala at sürüyordu. Ardında beş atlı daha vardı. Kağan'dan gelen ulak bozgun haberini getirdiği zaman öfkeyle kılıcına el atmış, fakat Barış için Çin'e elçi yollanacağını işitince Börkün'ü yere çalarak, Barış mı? diye deli gibi bağırmıştı. Kürşat ne yapıp yapıp elçi gitmesine engel olmak için kağanın yanına koşmayı düşünmüş, gün görmüş Börü Tarkan'ı kendi yerine bıraktıktan sonra ona çok tetik olmasını, çünkü Çinlilerin şimdi fırsattan faydalanarak Türk eline doğu güneyden saldırmaları ihtimali olduğunu söylemiş. Yanına ulakla birlikte bir yüzbaşı, iki onbaşı, bir de at uşağı alarak yola çıkmıştı. Keskin gözleriyle hep ileriye bakıyordu. Fakat baktığı yeri görmüyor, çünkü beyninden şimşek hızıyla bin bir türlü düşünce geçiyordu. Külşat, Kaan'ın kararsızlığına öfkeleniyor, bir savaş, bir barış yapmakla Türk bir şey kazanmayacağını biliyordu. Açlık ve kıtlıkla kırılmış, azalmış, arıklamış olmalarına rağmen eldeki bütün kuvvetlerini toplayarak Çin'le çarpışılırsa doyum olacaklarına, başka çıkar yol olmadığına inanıyordu. Çok eski çağlarda, yüzlerce yıl önce atalarının yaptığını işittikleri gibi, ağırlıklarla kadın ve çocukları kuzeye yollayarak toplayabildikleri bütün atlılarla Çin'e yıldırım gibi bir saldırış yapmak, sonra çekilerek kuzeye dönmek, artlarına düşecek Çinlileri kendi yurtlarından uzaklaştırdıktan sonra onlarla bir ölüm dirim savaşına girişmek en doğru işti. Kağan'ın, Işbara Han'ın, kendisinin bütün atlılarını toplamak, hatta Tulu Han ordusunun artıklarını derlemek gerekti. Bu yetişmezse Batı Kağan'ından da çeri istenebilirdi. Yapılacak her şey yapılmadan Çin'e barış için elçi yollamak. Bunu Kürşat'ın aklı almıyordu. Kürşat ve beş atlısı gün kararırken Kara Kağan ordusuna vardılar. Orduda derin bir sessizlik vardı. Yarısını savaş alanında bırakmış olan bu ordunun yorgun, yaralı ellerinde bir bezginlik göze çarpıyordu. Akın için yurtlarından çıkarlarken yanlarında çok azıkları yoktu. Çin'i yağma edip mal ve azık bulacaklardı. Savaşı kaybettikten sonra bu umut suya düşmüş, yine açlık başlamıştı. Yurda dönüp oradaki az buçuk doymaktan özge yol yoktu. Kürşat'ın gelişi birdenbire orduyu canlandırdı. Kara Kağan, otağında yalnız başına oturmuş, üzüntülü bir yüzle düşünüyordu. Kürşat'ın gelişi yüzündeki gerginliği dağıttı, Kürşat, savaşı kaybettik, dedi. Birini kaybettikse ikincisini kazanabiliriz. Kaan acı acı gülümsedi. Elimde yorgun argın, çoğu yaralı on binli atlı kaldı. Beylerin çoğu öldü. Bu kadarlık biçeri ile savaş kazanılır mı? Kürşat'ın gözlerinde kıvılcımlar parlayıp söndü. Buyruk verirsen şimdi yurda ve ışbara hana ulaksalar, nice atlı varsa getirip bir daha talih deneriz. Kara Kaan sert bakışlarla baktı. Sonra kendisinden umulmayan yumuşak bir sesle sordu. Göktürk Kağanlığının geleceğini bir talih denemesine mi bırakacağız? Kürşat sert sert şöyle cevap verdi. Talih denemek barış yapmaktan yektir. Çünkü barışla geleceğimizin kararmış olmasını önceden kabul etmişiz demektir. Talih denersek kazanmak ihtimali vardır. Kağan mütevekkil bir sesle "Ben barış için Çin'e elçi yolladım." diye karşılık verdi kür şahatla bir bakıştılar. Kaan'ın bakışlarından keder sızıyordu. Ötekinde parlamak üzere olan bir ateşin kıvılcımları görülüyordu. Sesi gittikçe dikleşerek söylemeye başladı, barış için elçi göndermekle kötü ettin Kaan. Şimdi Çinliler bizden çok şey isteyeceklerdir. Onların isteğini kabul etmek Çin'e tutsak olmakla denktir. Buyruk ver, yurda ulak salıp bütün çerilerimizi burada toplayalım. Bizimle adam gibi konuşurlarsa hoş. Konuşmazlarsa yeniden akın edelim. Burada bekleyip açlıktan ölecek miyiz? Ben gelirken Börü Tarkan'a hazır olmasını buyurdum. 2000 atlı yola çıkmak için buyruk bekliyor. Işbara Han da kendi çerisiyle gelirse Çinlilere bir ders verebiliriz. Yenilirsek durumumuz şimdikinden daha kötü olacak değildir. Hiç olmazsa Türk Kağan'ı baş eğdi diye övünç duyamazlar. Kağan başını önüne eğmiş, düşünüyordu. Yine karasızlık içinde olduğu belliydi. Otağda derin bir sessizlik oldu. Sonra Kaan başını kaldırdı. Kürşat'ın gözlerinin içine bakarak, dilediğini yap, dedi. Kürşat yere diz vurdu, buyruk senindir Kaan. Hemen dışarı fırladı. Yurttan getirdiği iki onbaşıya kısa bir buyruk verdikten sonra birini Börüt Arkan'a, birini de Işbara Han'a yolladı. Bunlar onların bütün kuvvetleriyle gelmesini sağlamak için gidiyorlardı. Börü Tarkan'a giden onbaşı oradaki işini bitirdikten sonra daha kuzeye, Tulu Han'ın eline giderek oradan da çeri getirmeye uğraşacaktı. Kürşat bu iş olunca, yurttan getirdiği yüzbaşı ile kendi at uşağını çağırdı. Onlara gizlice bir buyruk verdi. Bu ikisi dört nağla yola çıktıktan sonra ordunun arasına karışarak çerileri yakından görmek için yürüdü. Kürşat delice bir iş görmüş, yüzbaşı ile at uşağını batı kağanına yollamıştı. Kara Kağan kendisine dilediğin gibi yap denememiş miydi? İşte o da dilediği işi görerek Batı Kağan'ına elçi göndermiş, en büyük hızla yardım dilemişti. Çok düşünecek, hazırlık yapacak zaman yoktu. Bu işin gizli kalmasını, kimsenin duymamasını istediği için yalnız bir yüzbaşıya elçi diye yollamış, yanına da ancak kendi at uşağını verebilmişti. Elçinin yanına ne akça, ne azık, ne de yardımcı koşmuştu. Bunlar yapılırsa hem vakit kaybolur, hem de işitilip yayılırdı. Kısa sözlerle yüzbaşıya yapacağı işin büyüklüğünü ve ağırlığını anlatmış, yiyeceğini yolda bulmasını, çok hızlı gitmesini söylemiş ve batı kağanına varıncaya kadar aldıkları yumuş hakkında kimseye bir şey söylememesini buyurmuştu. Kürşat o gece hiç uyumadı. Ordunun durumu, sandığından daha acıklı görünüyordu. Yaralıların içinde ağır olanlar inliyor, bunların ağızlarına verecek bir yudum kımız bulunmuyordu. Nöbetçilerden biri yaralarından kansıza sıza ölmüştü. Son savaşın kahramanı Bögyü Alp yaralarını kızgın demirle dağladıktan sonra bayılmıştı. Orduda aşağı yukarı subay kalmamıştı. İki tümen başıdan biri olan Tunga Tigin er meydanında kalmıştı. Öteki tümen başı Shen King'e bir şey olmamıştı. Kürşat bu uğursuzluğu gördükçe kan beynine sıçrıyor, onu öldürmemek için kendini güç tutuyordu. Binbaşılardan bir bölge alp kalmıştı. O da bitik haldeydi. Kürşat sabaha kadar uğraşarak sağlam kalmış olan üç onbaşıya bütün orduyu saydırdı. Çinli Şenkingi adam yerine saymıyordu. Kağan'dan ve kendisinden başka bir binbaşı, 400 başı, 21 onbaşı, 9800 elir kalmıştı. Bunların 600 tanesi savaşamayacak kadar ağır yaralıydı. Börü Tarkan'la Işbara hançerilerinden hangisi önce gelirse Kürşat onların azığı ile bu 600 çeriği doyurarak geriye yollayacaktı. Börü Tarkan'dan gelecek olan 2000 kişiyle 11.300'e 11 çıkacaklar, Işbara Han'ın çerisiyle daha da güçleneceklerdi. Fakat yazık, talih artık kendilerinden yüz çevirmiş olacaktı. Çünkü gün doğarken gelen onbaşı, Işbara Han Çerisi'nin gelmekte olduğunu fakat çok sayrı olduğu için Işbara Han'ın bu çerinin başında bulunmadığını bildiriyordu. Kürşat kaşları çatılarak sordu, gelen çeri kaç kişi? Sonra içi sızlayarak şu cevabı aldı. 1400 kişi. Işbara Han kendi yanında işe yaramaz 20 yiralı koydu. Onların da atı yok. Kürşat hayal kırıklığı içindeydi. Işbara Han'dan bir tümen geleceğini sanarken 1400 kişiyle karşılaşmak onun umutlarını toprağa gömmekti. Fakat Yiğit Kürşat'ın iradesi sarsılmıyor, umutsuz olsa bile vazifeyi yapmaktan geri kalmıyordu. 600 ağır yaralıyı birkaç erin yanında geriye yollarken Börü Tarkan'ın yolladığı 2000 atlı da sökün etti. Bütün gece uyumamış ve çalışmış olduğu halde hiçbir yorgunluk duymadan orduyu düzene koymakla uğraştı. 12700 kişilik bir ordu ile Büyük Çin kuvvetlerine karşı ne yapabileceğini düşünüyordu. Bütün yapabileceği şey biraz daha zaman kazanmaktan ibaretti. Belki Tulu Han ordusundan biraz çeri gelir, biraz daha zaman kazanılsa belki Batı Kağanı da yardıma koşardı. Bu düşünce ile orduyu düzene koyup birçok yüzbaşıları binbaşı, onbaşıları da yüzbaşı yaptı. Çinli Shen King'e bir tek çeri vermeyip onu yanına çağırtarak sert bir sesle, seni Kaan'ın yaveri yaptım, dedi. Shen King hakarete uğramıştı. Çünkü kendisi gibi bir tümen başı olan Kürşat onun çerisinin başından alıyor, Kaan yaveri yapıyordu. Buna hakkı yoktu. Kaan'a şikayet edecekti. Fakat Shen King bu kararını tatbik edemeden orduda bir dalgalanma oldu, Çin Kaan'ından elçi gelmişti. Kara Kağan, yanında Kürşat, Şenking ve Binbaşı Böğü Alp olduğu halde Çin elçisini otağına kabul etti. Elçinin yanında Türkçe bilen bir Çin subayı din maçlık yapmak için gelmişti. Elçi pek güler yüzlü bir adamdı. Kaan'a çok saygı gösteriyordu. İlk önce, uğradığı bozgundan dolayı Kaan'ı avundurarak savaşın bir tali işi olduğunu, nice değerli Kaan'ların ve başbuğların da bozgun acısını tatmış olduklarını söyledi ve bununla Kara Kaan'ın değerinin asla azalmayacağını sözlerine ekledi. Sonra barış yapmak için Kaan'ın şartlarını sordu. O zaman kül şahat atılarak, Kaan, buyruk verirsen bu işi daha önce kendi aramızda görüşelim, dedi. Kara Kağan, Çinlilerden çok ağır şartlar beklerken onların kendisine barış şartı sormalarından ferahlık duymuştu. Kürşat'ın isteğini kabul ederek, bunu yarın bildiririm, diye elçi ile olan konuşmaya son verdi. Kürşat da elçiden ağır şartlar bekliyordu. Fakat ağır bir şart görmeyince o, Kara Kağan gibi ferahlamamış aksine olarak içinde bir sıkıntı duymuştu. Bu sıkıntının nereden geldiğini bilmiyordu bir sezgi ile bu işte bir kötülük buluyor, yüreği bundan dolayı sıkılıyordu. Bögü Alp ise kansızlıktan sararmış yüzü ile hemen Kaan otağından çıkmış, Çin elçisinin ardından baka kalmıştı. Kürşat'ta, Bögü da bu konuşmada Shen King'in bulunmasından kuşkulanmışlardı. Onu oldum olası kötü bildikleri için başlarına gelen her kötülükte, gelecek her belada onun parmağını arıyorlardı. Çinliydi. Yalnız bu sebep onun kötü olması için yetip artardı bile. İkisi yalnızca konuştuktan sonra Shen Qing'i gözaltında bulundurmaya karar verip güvendikleri bir onbaşıyı onu gözetlemekle ödevlendirdiler. Çin elçisi çadırını oranın en yüksek yerine dikmişti. Yanında Dilmaç subaydan başka iki er, bir de aşçı vardı. Böyle savaş zamanında ve alanında bile aşçı ile gezmek Türklere pek gülünç gözüktüğünden tuhaf tuhaf bakıyorlardı aşçı akşama kadar iki defa aş pişirmiş, hatta oradaki yaralı iki Türk eline de biraz vermişti. Pek boş boğaz, pek konuşkan bir adamdı. Boyuna Çince bir şeyler söylüyor, Türkler de bunu anlamayınca Dilmaç'ı çağırıyor, onun yardımı ile konuşmaya çalışıyordu. Bunlar güzel yemeklerdir. Gövdeyi güçlendirir. Yaralarınızı çabuk onarır. Türklerin karnı çok açtı. Ses etmeden verileni yediler. Fakat boş boğaz aşçı susmuyordu, yaralarınız derin mi? Türk'ün biri cevap verdi. Kılıç çiziyi ve kanlı kaftanını aralayarak göğsündeki dağlanmış yarayı gösterdi. Aşçı tuhaf bir çığlık attı, ne çizgi. Oyuk, oyuk, bu yara bu kadar yemekle geçmez. Bunu söyleyerek Türkiye biraz yiyecek daha getirdi. Çenesi yine işliyordu, bütün yaralılara da vermek isterdim ama bilmem ki yeter mi? Kaç yaralınız var? Yarasız zehir olur mu? Hemen hepimiz yaralıyız. Aşçı acınıyordu. Yazık, yazık. Ah bu savaş ne kötü şey. Bizim çeriden binlercesi öldü. Kalanı da bitik bir halde Çin'e döndü. Türk bu sözleri garipsedi. Bizim de yarımız öldü. Bunda şaşacak ne var? Çinli acıyan gözlerle Türkiye bakıyor, bir yandan da türlü türlü aşlarla onu ağırlıyordu. Siz de yarın yurdunuza dönüp dinlenirsiniz. Yaralarınız iyileşir. Türk iyice kızmıştı. Yurda dönecek olsaydık yurtta kalanlar da buraya gelmezdi. Kişi çadırda doğar, çayırda ölür. O gece Kürşat'la Alp çeriler arasında gezinirken bir yandan da konuşuyorlardı. Çenking'i gözleyen onbaşı onun kuşkulandırıcı bir hareketini görmemişti. Kürşat uzun bir uykusuzluktan sonra yatmak için bölge Alp'tan ayrılmak üzereydi. Birdenbire epey yakınlarında oldukça büyük bir ateş gördüler. O'D yakmağı yasak ettiği halde böyle büyük bir ateşin yakılması buyruğa karşı gelmekti. Hızla ateşe doğru yürüdüler. Çin elçisinin çadır kurduğu tümseyin önünde sert sesle konuşmalar oluyordu. Bir Türk nöbetçisi ateş yakmanın yasak olduğunu, hemen söndürmelerini ihtar ediyor, Çin elçisi de Çince bir şeyler söyleyerek karşılık verirken aşçı yemeğini pişirmekte devam ediyordu. Bu geç vakitte yemek pişirmek garip bir oburluktu. Kürşat'la bölge Alp oraya varınca nöbetçi yere diz vurdu. Kürşat, bu herifler Türkçe anlamıyor diye haykırdı. Kürşat nöbetçiye buyruk verdi, söndür. Nöbetçi ateşe doğru yürüdü. Önüne geçmek isteyen aşçıyı kavrayınca yere çaldı. Sonra kendi sırtından çabucak kaftanını çıkararak ateşin üzerine kapatıp söndürdü. O zaman ileriden koşarak gelen Dilma ile konuştuktan sonra Kürşat'a bu hareketin sebebini sordu. Kürşat küçümseyen gözlerle elçiyi ve Dilmaç'ı süzdükten sonra, sen Çeri değilmişsin. Geceleyin orduda o dey yakılmayacağını bilmiyor musun, dedi. Dilmaç yeniden Eçi ile konuştu. Sonra çok saygılı bir durumla bağışlanmalarını diledikten sonra böyle bir buyruktan haberleri olmadığını söyledi. Biraz sonra kürşat yorgunluktan, bölge alp yaralarının ağırlığından ötürü kara toprak üzerinde birer ince keçeye sarınarak sızmışlarken Çin elçisinin otağında elçi ile Dilmaç yavaş sesle konuşuyorlardı. Dilmaç şöyle diyordu, yarıları öldüğüne göre demek buraya aşağı yukarı 10 bin kişi geldi. Gerideki kuvvetlerini de çağırdıklarına bakılırsa şimdi 15,000 kişi olmalıdır. Bizim aşçı görevini iyi başardı. Ateş işaretiyle Türklerin sayısını bizimkilere bildirdik. Yalnız, Kürşat söndürtmeseydi çoğunun yaralı olduğunu da bildirecektik ama. Elçi sözünü kesti. Bu kadarı yeter. Bizimkiler altmış bin kişiyle gelecekler. Baskın yapılacağı için Türklerin hakkından geliriz. Tuzağın içinde. Bir ulak, dal uykuya yatmış olan Kürşat'ı uyandırarak Kaan'ın kendisini beklemekte olduğunu söylediği zaman güneş doğmuştu. Fakat bütün orduda bir uyku halsizliği ve sessizliği vardı. Işbara, Han ve Börü Tarkan çerilerinin bir gün önce getirdikleri azık bütün orduya üleştirilmiş, bu sabaha bir lokma yiyecek kalmamıştı. Kürşat otağa girince Bögü Alp'la Şenking'in gelmiş olduğunu gördü. İşe yaramaz kalp Şenking'i Kağan otağında, Türk Kağanlığının en özlü işlerinden konuşacak kimseler arasında görünce birdenbire tasalandı. Bunu uğursuzluk saydı. Kara Kağan, Çin elçisine verilecek cevabı konuşmak için toplantıyı kurmuştu. Külşahat söz alarak, son savaşı Çinliler kazanmışken barış yapmanın şerefsizliğini ileri sürdü. Kağan'ın kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak Tulu Han ordusuna ve Batı Kağan'ına haber salıp yardım gelinceye kadar Çin elçisini oyalamak gerektiğini, bu da kabil olmazsa ellerindeki ordu ile bir savaş daha yapmanın şart olduğunu keskin sözlerle anlattı. Batı Kağan'ına haber salış Kağan üzerinde bir yıldırım etkisi yaptı. Ondan yardım geleceğini umar mısın, diye sordu. Biz gereğini yapmaktan geri kalmayalım da ondan sonrasını Tanrı, ya bırakalım. Kağan, bu düşünceye karşı koydu. Çinliler barış için elçi yolladılar. Demek ki savaş maniyetleri yok. Bu yorgun argın durumumuzda, uyuyan yılanın kuyruğuna basmakta ne kazancımız var. Şerefimizi kazanacağız. Otağda derin bir sessizlik oldu. Sonra Kürşat sözlerini şöyle tamamladı. Yarıya indiğimiz yetmiyormuş gibi bir de Çinlilere yenilmişiz olarak yurda dönersek artık Türk ellerinde adımız, sanımız yok olur, hiçbir boy bizi tanımaz. Göktürk Kağanlığı kalmaz. Kağan'ın sorucu gözlerle kendisine baktığını gören bölge Alp'te. Kürşat doğru söylüyor barış birçoğumuzun canını kurtarır ama atalardan kalan ünümüzü öldürür, diyerek Kürşat'ı destekledi. Kara Kağan, King'e yöneldi. Sen ne düşünüyorsun, diye sordu. Eğri özlü, eğri sözlü Çinli gülümsedi. Doğruyu sen bilirsin Kağan, diye cevap verdi. Bu sırada dışarıda bir at koşması, bir şakırtı işitildi. Sert sesle bir şeyler konuşuldu. Sonra otağın kapısındaki nöbetçilerden birinin içeri girerek yere diz vurduğu görüldü. Yüce kaan, yüzbaşı Yamtar mutlaka seni görmek diliyor. Kaan bu vakitsiz ziyarette kötü bir haberin saklı olduğunu sezmişti. "Gelsin." diye buyruk verdi. Biraz sonra koca Yamtar otağın içindeydi. Kaan, Göktürklerin en iri gövdeli adamı olan yüzbaşıyı şöyle bir süzdükten sonra, "Yüzbaşı Yamtar, diyeceğin nedir?" diye sordu. Yamtar'ın cevabı otağın içinde bir şaşkınlık havası estirdi. Çin elçisi yanındakilerle kaçtı. Kürşat'la bölge alp bakıştılar. Kaan yine sordu. Röbetçiler görmedi mi? Röbetçiler ağlanmış. Sen bu işin nasıl farkına vardın? Çok azıkları olduğunu işitmiştim. Biraz istemek için çadırlarına gittim. Kimse yoktu. Çevrede 5-6 atlı Türk yatmakta olduğunu gördüm. Hepsinin yanında türlü Çin yemekleri vardı. Ağladıklarını anladım. Yiyecekler çok güzel olduğu halde ben de yemedim. Yamtar sözünü bitirmeden dışarıda bir at şakırtısı daha işitildi. Nöbetçiyi dinlemeden içeriye giren yüzbaşı Yağmur, Kaan'ı selamladıktan sonra. Çin ordusu güneyden hızla yaklaşıyor, dedi. Kaan sert bir dikilişle ayağa kalkarak. Tuğlar kalksın, borular savaş borusunu çalsın, buyruğunu verdi. Yüzbaşı Yağmur otağdan dışarı fırlarken Yüzbaşı Selçuk Kağan'ın karşısında yere diz vurdu ve öfkeli bir sesle. Çinliler doğudan da, batıdan da gerimize doğru sarkıyorlar, dedi. Kürşatla Böğü Alp bir daha bakıştılar. Binbaşı, dün geceki ateşin ne demek olduğu anlaşıldı, diye mırıldandı. Kağan herkesin kendi yerine geçmesini söyledikten sonra otağdan fırlamıştı. Borular çalıyor, Göktürkler koşuşarak atlarına atlıyorlardı. Kürşat'ın yaptığı düzenli ordu savaş durumuna giriyordu. Fakat atlarına binecek zamanı ancak bulabilmişlerdi. Çin elçisinin gece ateşle verdiği işaret üzerine Çin ordusu hızla yürüyerek Kağan'ı sarmış, Çin elçisi Türk ordusunda bulunduğu için bir saldırışa ihtimal vermeyen Kağan'ı gafil avlamıştı. Kürşat, Göktürk ordusunun en sağlam ve yıpranmamış erleri olan Işbara Han ve Börü Tarkan çerisini kendi buyruğuna alarak güneyden gelen Çinlilere saldırırken Bölgü Alp da kendi bini ile geriden gelen Çin tümenine attepti. Kuşatılmış oldukların için manevra yapacak zamanları yoktu. Çok geçmeden iki ordu göğüs göğüse geldi. Şimdi yalnız kılıçlarla kargılar işliyordu. Yağı, Kağan'ın üç tuğuna doğru saldırıyor, onu tutsak etmek istiyordu. Kağan, çevresindeki at uşaklarıyla birlikte yaklaşan Çinlilere ok yağdırıyor, Kürşat ve Bögü Alp göğüs göğüse kılıç savaşı yapıyordu. İlk önce Çinliler, Göktürk ordusunu sarmış oldukları halde, başarılı bir iş göremediler. Öğleye kadar böylece boğuşuldu. Fakat öğleden sonra, Türkler büsbütün azalınca durum değişmeye başladı. Kürşat'la Bögü Alp yavaş yavaş gerileyip Kağan'ın çevresine yaklaştılar. Yorgunluktan ölü gibiydiler. Zaten çoğu yaralı ve aç olan bu çeriler birer birer attan düşüyorlar, edebi boz kırık kanlarıyla süsleyerek can verip gidiyorlardı. Savaş alanında kılıçlarla kargıların kalkanlara, tulgalara çarparken, er gövdesine girerken çıkardığı sesler korkunç bir ahenk yapıyor. Bu ahenge savaş uranları, sövmeler, yaralıların iniltisi de karışıyordu. Binlerce Türk ve Çinlinin yattığı alanda şimdi akşam oluyordu. Kılıçlarla birçok yara alan, yüzü kan içinde kalan Kürşat çevresine çabuk bir göz attı. Ancak iki üç bin kişi kalmışlardı. Kaan iyice kuşatılmış, kendini korumaya çalışıyordu. Dar bir yere sıkışmışlardı. Çevrelerini sarmış olan Çinliler kum gibi kaynaşıyordu. Kürşat, Kaan'ı kurtarmak gerektiğini düşündü. Böğgü Alp'ı görmek için bakındı. Binbaşı görünürlerde yoktu. Çok düşünecek zaman kalmamıştı hızla Kaan'a doğru at sürerek yaklaşırken gözüne yumlu ilişti. Ona, toplan borusu çal. Bu verdi. Yumru toplan borusunu çalarken Kürşat Kaan'ın yanına gelmiş, ona. Kaan, biz yağıyı oyalarken sen de onları yarıp yurda ulaş. Çinlileri aldatmak için tuğların burada kalsın, diyordu. Orada gözüne yüzbaşı Selçik'le yamtar ilişmişti. Onlarla yanlarındaki birkaç çeriye buyruk verdi. Kaan'ı ortaya alarak Çin çerisini yarmağa, Kaan'a yol açmaya başladılar. Külşat uzaktan onlara yardım ediyor, şaşmaz oklarıyla önlerine çıkan Çinlileri deviriyordu. Biraz sonra yardımını kesti. Çünkü yanında kalan birkaç yüz çeriyle Çinlileri tutmağa, oyalamağa mecbur olduğunu biliyordu. Yumru da Kaan'ın yanındaydı. Göktürklerin en iri erleri olan yamtarla yumru kılıçlarını yaman vuruşlarla Çinlilerin başına indiriyorlar, vurdukları Çinliler ses çıkarmadan cansız düşüyorlardı. Yüzbaşı Selçik kargı kullanıyor, Kağan da elinde yayı olduğu halde Selçik'e yardım ediyor, Çinlileri birer birer avlıyordu. 3-4 at uşağı Kağan'ın arkasında bulunuyorlar, geriye ok çekerek yaklaştırma yaklaştırmamağa uğraşıyorlardı. Güneş batmış, Kaanla yanındakiler epey ilerlemişti. Çinliler kendilerini yarmağa uğraşan şu birkaç kişinin arasında Kaan'ın da bulunduğunu bilselerdi başka türlü yaparlardı. Fakat Kürşat, Kaan'ın üç tuğunu kaldırarak savaştığı için onlar Kaan'ı tutmak umudu ile asıl oraya saldırıyorlar, çeli harcamaktan çekinmiyorlardı. Ortalık biraz daha karardı. Yumru ve at uşaklarından ikisi yaralanıp düştü. Kaan'ın oku bitmiş, kılıcı kırılmış, kargısı bir Çinli'nin göğsünde kalmıştı. Belindeki bıçaktan başka pusatı yoktu. Yamtar Kaan ter içinde bir Çinli'yi daha hakladıktan sonra Çinlilerin hemen hemen yarılmış olduğunu gördü ve ''Davran Kara Kaan'' diye haykırdı. Bu haykırış çevrelerindeki Çinliler arasında bir dalgalanma yaptı. Herhalde içlerinde Türkçe bilenler vardı ki, bir şeyler bağırmağa, daha sert saldırmaya başladılar. Ne söyledikleri anlaşılmıyordu ama yüzbaşı Selçuk Kiyeli Han, Kiyeli Han, naralarından Çinlilerin, Kaan'ın burada bulunduğunu sezdikten anladı. Çünkü şu it suratlı Çinliler, Kara Kaan demeye dilleri dönmediği için Kaan'a, Kiyeli Han derlerdi. Yüzbaşı Selçik Kaan'ın tehlikede olduğunu görünce onu kurtarmak için başka yolda yoktu. Ah bu kötü yalan ah, Dedesi yalan söylediği için Tanrı'nın öfkesi uğrayıp ölmüş, babası da bütün dirliğinde bir yol yalan söylediği için Çuluk Kağan'ın buyruğuyla öldürülmüştü. Ne kötü talih ki şimdi de kendisi yalan söyleyecek ve yalan söylediği için Çinliler tarafından öldürecekti. Yüzbaşı Selçik. Evet, Kara Kağan benim. Tanımadınız mı iç Çinliler? diye bağırdı. Sonra atını yüz geri ettirerek onlara daldı. Çinliler arasında yeniden bir kaynaşma ve haykırışma oldu. Yüzbaşının üzerine hırsla saldırdılar. Selçik, yağma boyundan olduğu için çok yakışıklıydı. Çinliler bu yüzden Kaanlı'yı ona yakıştırmış olacaklar ki yakalamak için saldırıyorlar, fakat baş edemiyorlardı. Çinlilerin bu yanlışından faydalanan Kaan, ardında yüzbaşı yamtarla bir at uşağı olduğu halde onları yarmış, kuzeye doğru at sürüyordu. Arkalarına 8-10 Çinli düşmüştü ama Kaan olduğunu bilmedikleri için işi sıkı tutmuyorlardı. Yüzbaşı Selçuk bir yandan Çinlilerle vuruşurken bir yandan da haykırıyor, Çinlilere sürüyor, onlarla alay ediyordu. Fakat bu alay uzun sürmedi. Önce atı vuruldu, Kendisini sağlam olarak ele geçirmek isteyen Çinliler onun yaya kaldığı halde dövüşe devam ettiğini ve sağlam denecek durumda bulunmayıp yaralar içinde kana bulanmış olduğunu görünce ölüsünü tutmak için saldırdılar. Selçik Bitkin, kan içinde, gücü kesilmiş olarak toprağa düşerken aklına yurttaki oğlu geldi, ''Dedem, babam ve benim gibi acaba oğlum da yalan söyleyerek mi ölecek?'' diye düşündü. Bu düşünce yüzbaşı Selçik'in son düşüncesiydi. Kara Kağan, Selçuk'un kazandırdığı zamanla Çinlileri yararak at sürerken Çinliler durumu kavramışlar, aldandıklarını anlayarak ardından at koşturmaya başlamışlardı. Kağan'ın atı bütün Türk elinde eşi olmayan yaman bir eşkine attı. Onunla hiçbir at yarışamazdı. Yamtar koşamayacağını biliyordu. Sadağında ok kalmamıştı. Yanlarında yarışan at uşağına ok olup olmadığını sordu. Onda da yoktu. O zaman Kağan'a şöyle dedi. Kara Kağan, biz yağıyı biraz daha oyalarken sen yurda ulaş, Kaan'ı sağ oldukça göktürkeli yıkılmaz. Sonra at uşağına buyruk vererek geri döndü. Artık iyice kararan bozkırda ikisi birden, kendilerini kovalayan Çinlilerin içine daldılar. Son gülüş. Bozkır'dan sanki bir bela kasırgası esip geçmişti. Kim bilir kaç bin yıldan beri doğup batan güneş, hiçbir zaman ışıklarını böyle acıklı bir görünüşün üzerine serpmemişti. Dünyanın talihi mi değişmişti, yoksa yeni bir çağ mı başlıyordu? Savaş alanında 10 bin Türk cansız yatıyordu. Bunlar Göktürkeli'nin timsali olan Kaan Kurtulsun diye ölmüşler, bu uğurda bir o kadar Çinli'yi de tatlı canlarından ayırmışlardı. Acaba Kaan kurtulup Budu'nun başına geçebilmiş miydi? Bu tasalı düşünceyi artık bu ölüler düşünemiyordu. Bunu düşünenler, şimdi yaralı olarak Çinlilere tutsak olan 2-3 bin kişiydi sekiz yerinden delik deşik olmuş olan Külşat, ateş dolu gözlerle savaş alanına bakıyordu. On bin Türkle on bin Çinli'nin kanı bozkırı kızartmıştı. Yalancı Çinli'nin tuzağına düşerek yenilmişler, yok olmuşlardı. Kaç yıldır sürüp giden uğursuzluklar yüzünden koca Göktürk ordusu bitmiş, kala kala şu kan içindeki iki üç bin tutsaktan ibaret kalmıştı. Kürşat'ın gönlünde sonsuz bir acı, onulmaz bir sızı yanıyordu. Kaan kurtulmuştu. Fakat acaba Göktürkeli'nin başına geçip devleti de kurtulabilecek miydi? Çinliler Kaan soyundan olduğu için Kürşat'ın atını almamışlardı. Yüksekçe bir yerden savaş arkadaşlarına bakıyordu. Kahraman Bögyü Alp, kanlı giyimleriyle, tulgasız kalmış başı ve sapsarı benziyle bir yiğitlik anıtı gibi duruyordu. Beri yanda bir yüzbaşı, yerde dişlerini sıkarak sallanıyor, yeniyle alnından akan kanları siliyordu. Bu yüzbaşının bir bacağı kopmuştu. Dağlanmış sarılmış olmasına rağmen kanı dinmiyor, yağının yanında inlememek için dişini sıkıyor, acıyla başını sallıyor, kişi gücünün üstünde emek sarf ederek çırpınıp duruyordu. Onun yanında somurtkan yüzlü yüzbaşı sançar kıpırdamadan ayakta duruyor, bir eliyle göğsüne basıyordu. Eli ve elini bastırdığı yer kan içindeydi. Kürşat bakışlarını biraz daha uzağa çevirdi, yanağındaki kılıç yarasından kan sızan yüzbaşı Yağmur'un her zaman, hatta savaşta bile gülümseyen gözleri artık gülümsemiyor, bunlu bakışlarla yamtara bakıyordu. Yüzbaşı yamtar koca gövdesiyle toprağın üstünde yatıyor, yüzünü buruşturuyor, ara sıra yavaşça iniyordu. Alnında ve yanağında derin birer kılıç yarası vardı. Bir kargı sağ kolunu delmiş, bir kılıç da bacağını parçalamıştı. Bunlar o kadar çok bir şey değildi. İlle şu göğsünü delip küreğinden çıkan ok olmasa, ok daha yüzbaşının gövdesine saplı duruyordu. Yamtar'ın yanında yüzbaşı üç oğul bağdaş kurmuş, başını önüne eğmiş, dirseklerini dizlerine dayayarak başını elleri içine almış, öylece duruyordu. Omuzu kan içindeydi. Çenesinden aşağıya kan sızıyor, bu kana gözyaşları karışıyordu. Kaftanı parça parça olmuş olan onbaşı gökbörü diz çökmüş, iki elini birden sol gözüne bastırmış, belli olmayan birisine sövüyordu. Gökbörünün sol gözü bir okla kör olmuş, avuçlarına kan doluyordu. Paramparça kaftanının altından gövdesi görünüyordu. Görünen her yerinde bir yara, en aşağı bir çizik vardı. Ötüken delisi atından düştükten sonra da dövüşmüş, kılıcı düştükten sonra bıçağına el atmış, bıçak tutan eline kılıç yedikten sonra yumrukla saldırmış, yediği kılıcı aldırmamış, kargı dürtüşü ona vız gelmiş, fakat yandan gelen bir ok gözünü çıkarınca dayanamayarak devrilmişti. Geriye kalan tek gözüyle çevresini görecek hali yoktu. Ne olduğunu bilmiyordu. Göktürk ordusunun bittiğini, kendisinin tutsak edildiğini de bilmiyordu. Büyük bir acı duyuyor, söverek acısını azaltmaya çalışıyordu. Biraz daha ileride, gövgü alpın at uşağı Yumru, ölmüş bir yüzbaşının göğsüne başını dayamış, korkunç gözlerle göğe bakıyor, kesik kesik iniyordu. Onun yanında, yaralara yüzü tanınmaz bir hale gelmiş olan Biçeri, yere uzanmış, yaraları sızladıkça ıslık çalarak başını kaldırıyor, sonra yine sırt üstü yatıyordu. Kürşat'ın keskin bakışları yarasız bir er aradı. Yoktu, hafif yaralılar ağırlara yardım edeceklerdi. Başka hiçbir çare yoktu. 10 bin ölüyü birer birer tanıma imkan yoktu ama Shanking'in ölmediği de muhakkaktı. Acı acı gülümsedi. Herhalde bu kırgından sağ ve sağlam olarak kurtulan tek kişi Shanking'di. Kendileri can pazarında iken o korkak Çinli kim bilir nasıl yolunu bulup sıvışmıştı. Çevrelerini kargılı, yaylı Çinçerileri çevirmişti. Bunlar tetikte, yaralı Türkleri kolluyorlardı daha uzakta asıl büyük Çin ordusu düzene girmeye çalışıyor, yaralılarını kaldırıyordu. Kürşat atından güçlükle indi. Güçlükle yürüyerek Yamtar'a yaklaştı. Hafif yaralı bir eri çağırarak onun yardımıyla Yamtar'ın göğsüne saplı oku güçlükle çıkardı. Soluğu kesilmiş, Yamtar ise bayılmıştı. Ağır yaralıların kimisi ölüyor, kanı dinmeyen bazıları ölüm haline geliyordu. Kürşat bir iki sağlamca eri çağırarak ölülerin kaftanlarından yırttığı parçaları onlara kavla yaktırıp yamtarın göğsünden çıkan oku kızdırdı. Bununla yamtardan başlayarak çevresindeki yaralıların yaralarını dağlamaya başladı. Gün batımına bir kargı boyu kalmıştı. Tutsaklar Çin atlılarının ortasında güneye doğru yürümeye başladılar. Bekçilik eden Çinçerilerinin sağında solunda asıl Çin ordusu yığın halinde gidiyordu. Kürşat'ın dağlamalarıyla birçok yaralı ölümden kurtulmuş, verdiği buyruklarla da hafif yaralılar ağır yaralıların koluna girmişti. Kürşat'tan başka hepsi yayan gidiyordu. Aç, susuz olarak, yaraları sızlaya sızlaya Çin'e kadar hep böyle yaya gideceklerdi. Çin ordusunun yarısı Türk eline baskın vermek üzere ayrılmıştı. Kür şahat yurtta kalan kocamışlarla, kadınların, çocukların ne olacağını düşünüyor, içinden onları kurtarması için Türk tanrısına yalvarıyordu. Birdenbire gözleri bölge alpa ilişti. Bitkin durumda olduğu halde sırtında birisini taşıyordu, bu, bacağı kopmuş olan yüzbaşıydı. Kür şahat atından indi, bölge alpla bakıştılar, söz söylemiyorlar, bakışlarla konuşuyorlardı. Yüzbaşıyı ata bindirdiler, kesik bacağından hala kan akıyor, yüzü gitgide beyazlaşıyordu. Sağlam kalan gözüyle de ortalığı iyi göremeyen ötüken delisi, başka bir çerinin koluna tutunarak yürüyordu. Koca yamtar tek başına sürükleniyor, neler çektiğini de Tanrı ile kendisi biliyordu. Biraz geri kalanları Çinliler kargı ile saçıyorlardı. Yola çıkalı çok olmadığı halde aralarında 8-10 kişi böylece eksilmişti. Bir aralık Kürşat ilkildi. Fatih ve Akıncı olarak gittikleri Çin'e şimdi tutsak olarak götürülmek birdenbire yüreğine bir ağırlık verdi. Az kalsın yeri göğü inleten bir haykırışla bağıracaktı. Yüzü kızardı. Böğü Alp söz söylemeseydi belki kendinden geçecekti. Binbaşı, at üstündeki yüzbaşıyı göstererek, öldü. Bunu bırakıp yaşayan birisini bindirelim, diyordu. Bacağı kesilmiş olan yüzbaşıyı indirip yere uzattılar. Kül şaat ata binmeye en çok muhtaç birisini aramak için başını arkaya çevirmişti ki ortalığı çınlatan bir kahkaha önce tutsakları, onların ardından da Çinlileri durdurdu, yüzbaşı Sançar o ünlü kahkahasını savuruyor, yaralı göğsüne bastıra bastıra kanlara bulanmış olan ellerini böğürlerine dayayarak sendeliyordu. Başka zamanda olsaydı Sançar'ın kahkahası bütün orduya da bulaşır, onları da kahkahalarla güldürürdü. Fakat şimdi gülmüyorlar, gülemiyorlar, içlerinde ince bir telin koptuğunu duyuyorlardı. Bütün tutsakların içine işleyen bu kahkaha iki kişiyi ürpertmişti. Sançar'ın nadası olan yüzbaşı yamtarla onbaşı gökbörü o kahkaha atarken her zaman yaptıkları gibi artık onu atının sırtına bağlayarak koşturamayacaklarını anlayınca birdenbire içleri burkulmuştu. Gökbörünün tek gözü şimdi çevresini iyi görüyor, katılan sançarı görüyor, yaya giden savaş arkadaşlarını görüyordu. Çevrelerindeki pusatlı Çinliler onun bütün delilik damarlarını kabarmıştı. Bozkır'da gürleyip yayılan bir sesle, Sançar, Sançar, diye bağırdı. Sançar aldırmıyor, gülmekten yere diz çökmüş olduğu halde en gür, en şakrak kahkahalarla gülerek haykırıyordu. Tanrının işine bak, Tavşan sürüsü boz kurtları tutsak etmiş götürüyor. Islak kargalar doğa anları yendi be. Yamtar, Kürşat'ın boş atını gözüne kestirerek sançarı bindirmek için izin almak için yaklaşırken kahkahalar arasında şu sözler tutsakların kulaklarında, beyinlerinde, yüreklerinde çınlıyordu. Göktürklere bak, hepsi atsız kalmış, bir tek atta da bacağı kopuk yüzbaşı gidiyordu. Türk elini bırakıp Siganfu'ya devlet kurmaya gidiyoruz diyeceğim ama içimizde Kara Kağan yok. Sançar'ın kahkahaları üzerine bütün tutsakların, bütün Çin ordusunun durması Çinliler arasında bir kaynaşma yapmıştı. Çin muhafızlarının başbuğu eliyle Sançar'ı göstererek bir şeyler söyledikten sonra birkaç Çinlinin Sançar'a doğru koştuğu görüldü. Fakat belki hiç oralı değildi. Öküz kadar yamtarı keçi kadar çinli tutsak etmiş götürüyor diye katılarak bağırıyor gözlerinden yaşlar akıyordu. Çinlilerin Sançara doğru kötü bir istekle geldikleri belliydi. En öndeki kargısıyla dürtüş yapmak üzereydi. Sançarın yanında duran yumru Kardiyi eliyle tutarak "Tek dur!" diye bağırdı. Zavallı yumru arkadan gelen ikinci çinlinin başına vurduğu bir vuruşla sendelerken öteki sert bir dürtüşle Sançarı kargılamıştı. Sançar yere kapaklandı. Fakat kahkahası kesilmedi. Yüzbaşı Sançar'a bak. Uyuz Çinli kendisini sançıyor da koca Göktürk bir şey yapamıyor. Sançar bunları söylerken gülüyor, gülüyor, katılıyordu. Başka bir Çinli onun hala susmadığını görünce kılıcını Sançar'ın başına çaldı. Sançar bir daha kapaklandıktan sonra dizleri üstünde yine doğruldu. Yine gülüyor, kahkahalarla bağırıyordu. Ulan, kılıç öyle mi çalınır? Biz bu uyuz itlere mi yenildik be? Yazıklar olsun. Gökbörü ile yamtar, sançarın çevresindeki Çinlilere saldırmak üzere bir fırladılar. Bölgü Alp bir eliyle birini, bir eliyle de ötekini tutarak durdurdu, çok geç dedi. Bu sırada Çinlilerden biri sadağından ok çekmiş, sançarı arkadan vuruyordu. Sançar sırtından oku yiyince kahkahası bir an için kesti. Kaşları çatılarak dimdik ayağa kalktı sonra yine sendeleyerek kahkahalar atmaya, ortalığı çınlatmaya devam etti. Yüzbaşı Sançar sırtından ok yedi diyecekler. Buran da şu iteni kılıklı çindi. Sançar bunları söyleyerek birkaç adım attı. Sonra sendeleyerek dizleri üstünde çöktü. Gülmesini kesmemişti. Sesi hala o gül sesti. Bu sefer başka bir çindi karşıdan ok çekerek göğsünden vurdu. Yüzbaşı yine ayağa fırladı. Yine gülüyordu. Çinlinin de yiğidi varmış be. Hem de bizim tümen başı Shenking'den daha keskin nişancı. Kara Kağan seni görse Tarkan yapardı. Son olarak omuzuyla boynu arasına bir kılıç vuruşu yiyen Sançar yan üstü yere düşmüştü. Göğsüne ve sırtına saplanan oklar onu böyle yan üstü tutuyordu. Üçüncü oku böğrüne yedikten sonra artık bir daha kalkamadı. Fakat kahkahaları hala çınlıyor, yalnız her an biraz daha yavaşlıyor, zayıflıyor, sönüyordu. Çinliler nöbetleşe kılıç ve kargı ile vuruyorlar, sançar güldükçe öfkelerinden kuduracak hale geliyorlardı. Bu alaylı kahkahalar yavaş yavaş kesildi, bitti. Bozkırı derin bir sessizlik kapladı. Sonra tek ata yamtar bindirilmiş olduğu ve gökbörünün kolunda böğü alp olduğu halde tutsak kafilesi güneye doğru akıp gitti. Bozkır'a gece inmişti. Gökte parlak bir ay, havada serin bir rüzgar vardı. Yüzbaşı Sançar'ın oklarla delik deşik, kılıç ve kargılarla paramparça olmuş gövdesi toprak ananın göğsünde yatıyordu. Yattığı yer kıpkızıl olmuştu. Güneye dönük olan yüzü hala gülümsüyordu. Bu gülümseyen yüzde Çinlilerle alay eden, kendi kötü talihlerini yeren, kara kağına kızan bir anlam vardı. Bu kahkahaların çınladığı yerden çok uzak bir yerde, kahkahaların göğe yükseldiği zamandan çok zaman sonra, bir yazıcı, Göktürklerin torunlarına bildirinceye kadar bu kahkahalar, bu şanlı alay ve şanlı ölüm unutulup gidecekti. Gece, tutsaklar ufukta bile görünmez olduktan çok sonra, gökten melekler indiler. Ötüken'in, bu somurttuğu zaman söz etmeyen, güldüğü zaman dört yanı çınlatan hem asık yüzlü, hem şakrak yiğidinin, kahraman yüzbaşı Sançar'ın topraktan yaratılmış gövdesini toprağa bırakarak çelikten ve ateşten yaratılmış ruhunu göğe yükselttiler. Şeref ve zafer ilahileri söyleyerek uçma ail Yüzbaşı Sançar uçma varalı 1300 yıldan çok oldu. Onun düştüğü meçhul yerde, ay ışıklı yaz gecelerinde hala istiraplı kahkahalar ve şeref ilahileri işitilir. Bu ilahiler rüzgarın çıkardığı sestir. Onu herkes işitir. Fakat o istiraplı kahkahaları herkes duyamaz. Onun yankılarını uzak, yakın ellerden, ancak içinde Tanrı Dağı'nın odu yanan gönüller sezer. Bu istiraplı kahkahalar yüzbaşı Sançar'ın soyu, onun düştüğü yerde zafer töreni yapıncaya kadar yıllarca, belki yüzyıllarca sürüp gidecek. İkinci bölümün sonu. Üçüncü bölüm. Bir yıl sonra. Kara Kağan, üzüntüden sararıp solmuş olan yüzüne daha acı bir anlam veren bunlu bakışlarını bir yere dikmiş, uzun zamanda beri kıpırdamadan duruyordu. Son yılda başından geçenler yıldırım hızıyla gözlerinin önünden uçup gidiyordu. Hepsini gönül sızılarıyla hatırlıyor, fakat üç aydır tutsak olduğu aklına geldikçe bu sızı dayanılmaz bir hal alıyordu. Pusatsız olarak tek başına Işbara Han'ın yanına geldiği zaman onu çadırında sayrı bulmuş, kendi yurduna dönmek istediği anda da tebası olarak elinde kalmış olan 100 bin çocuk, kadın ve kocamışın Çinlilere tutsak düştüğünü öğrenmişti. Işbara Han'ın yanında 20 ile 3-4 bin kadın ve çocuk vardı bir tek atları kalmamıştı. Böyle bir durumda iken Çin ordusu çıka gelmiş, 20 erle birkaç kadın ve çocuk Karakağan'la Işbara Han'ın başkanlığında uzun bir ok savaşı yapıp son oklarını attıktan sonra tutsak düşmüşlerdi. Kara Kağan tutsak olarak Siganfu'ya nasıl geldiğini bir türlü hatırlayamıyordu. Bir Türk Kağan'ının tutsak düşmesi nasıl oluyor da Tanrı'yı öfkelendirmiyor ve gökten bela yağmıyor diye şaşıyordu üç aydır her gün gururu kırılıyor, şerefine kamçı vuruluyor, içine ağ akıtılıyordu. Oturması için kendisine verilen konağın, Çin Kağan'ının hademeler başının evi olduğunu öğrenince yıldırımla vurulmuşa dönmüş, geceleyin dili söz söylemez olmuş, kolu tutmamıştı. Sabaha kadar külçe halinde yattıktan sonra biraz kendine gelmiş, fakat kolu eski gücünü elde edememişti. Bozkır'da, sonsuz da at koşturmağa, açık havada yaşamaya alışmış olan Kaan'a Çin başkenti zindan gibi geliyordu. Oturduğu konağın büyük bahçelerine, süslü çiçeklerine, havuzlarına bakmıyordu bile. Yalnız derin derin, acı acı düşünüyordu. Kara Kaan'dan hiç ayrılmayan Ulu Tarkan, 70 yılın eğemediği, fakat tutsaklığın çökerttiği omuzlarıyla odaya girerek yere diz vurduğu zaman Kara Kaan elemli gözlerini ona çevirdi. Ulu Tarkan, beni artık Kağanmışım gibi selamlama. Bir tutsağa saygı gösterilmez, dedi. Koca Tarkan, kırışmış yüzünün ortasında hala sert bakan gözlerini yere dikti. Zamanı Tanrı yaratmış, kişi oğullarını onun içine pusatsız atmıştır. Kılıç, kargı, ok. Bunlar ancak kişi oğullarına karşı işe yarar. Tanrı bize ölüm verdiyse, Türk budununu, kutsuz kıldıysa bunu önlemek için çalışalım tutsak da olsan sen yine Göktürk Kağan'ısın, ben de senin Lalan ve Ulu Tarkan'ım. Kağan cevap vermedi, kendisine geçmişi hatırlatan her şey içini kedere boğuyordu. Beyni iki nokta arasında yıldırım gibi işliyor, yüreğini oyuyor, onu ölüme götürüyordu, Göktürk Kağanlığı ve tutsaklık. Ulu Tarkan yeniden söze başlamıştı. Çin Kağan'ı, Tulu Han'a da özel çeri komutanlığı verdi. Fakat Tulu Han bunu beğenmedi. Çünkü Işbara Han'ın da özel çeri komutanı olduğunu, kendisinin ondan daha üstün bulunduğunu düşünüyor. Kara Kağan Ulu Tarkan'a bakıyordu. Bakışlarında bir sorgu vardı. Tarkan devam etti. Tulu Han Kağanlık umuyordu. Çin Kağanı onun bu komutanla hiç kıvanmadığını görünce kendisine ayrıca Peping şehrinin beyliğini verdi. Yarın yola çıkacak. Kara Kağan belli belirsiz gülümseyerek sordu. Laa Bunları bana niçin anlatıyorsun? Çünkü Türk Kağanısın. Ordusuz, çerisiz, pusatsız, ülkesiz Türk Kağanı. Çerin burada tutsak olmuş, seni bekliyor. Pusatların Çin depolarında, ülkende de sırt arduşlar oturuyor. Bir gün bunların hepsi kurt başlı sancağın gölgesinde birleşecektir. Biz o günü göremeyeceğiz. Oğullarımız görür. Oğullarımız da görmezse torunlarımız görür. Kara Kağan birdenbire ayağa kalktı. Ötüken de olsaydı bu kalkış büyük bir öfkeyi anlatırdı. Şimdi ise yalnız dayanılmaz bir acıyı gösteriyordu. Ulu Tarkan bunu sezdi ve yapabildiği kadar sakin bulunmaya çalışarak şunları söyledi. Işbara Han'la Kürşat seni görmeye gelecek. Kara Kağan, Işbara Han'ı çok severdi. Kendisine sonuna kadar sadık kalmış olan Işbara Han iyi ahlakı, yiğitliği, yakışıklılığı ile her gittiği yerde kendisini sevdiren birisiydi. Nitekim Çinliler bile onu sevmiş, Çin Kağan'ı kendi özel çerilerinin komutanı yapacak kadar güven göstermişti. Işbara Han bu rütbeyi kendi budununun aleyhine çalışmadan elde etmişti. Aykırıları bağdaştırmak her kişinin başaracağı iş değildi. Kara Kağan, Kürşat'a daima biraz çekingen davranırdı. Bu da galiba Tulu Han'ın kardeşi olduğu içindi. Kürşat hiçbir zaman Tulu Han'la işbirliği yapmamış olduğu halde Kara Kağan nedense ona ısınamıyordu. Kürşat, Kağanlığı kurtarmak için büyük fedakarlıklar yapmıştı. Fakat Kara Kağan ona, Işbara Han'a güvendiği kadar güvenemiyordu. İkisi birlikte geldiler. Onu, Ötüken'de Kağan'ı selamlar gibi selamladılar. Sonra büyük bir ciddiyetle, Göktürk Kağanlığı varmış gibi konuşmaya başladılar. Bütün bunlar Kara Kağan'ı yaralıyordu acı bir sesle, artık bu gibi şeyleri konuşamayacağını, çünkü üç aydan beri tutsak olmanın utancını hala silemediğini anlattı. Işbara Han, bu sözler üzerine, Kaan'ın acısına saygı gösterip susmuş, Kürşat ise yüzü kıpkırmızı olduğu halde ayağa kalkmıştı. Sen üç aydır tutsak bulunuyorsun. Bizimki bir yıl oldu. Acıya kapılıp her şeyden elimizi çekersek Kaan'lığı kim diriltecek? onun yıkılmasında hepimizin suç payımız var. Dirilmesinde de hepimizin emeği olmalıdır, dedi. Kaan, bozgundan önce de yeğeniyle böyle bir tartışma yaptığını hatırladı. Sonuna kadar savaş taraflısı olan Kürşat hep aşırı söyler, aşırı düşünür, aşırı iş yapardı. Kara Kaan ona söz etti. Kaanlığı yıkan Tulu Han olmuştur. Bu sözlerde Tulu Han'ın kardeşi olan Kürşat'a karşı da bir öfke kıvılcımı gizliydi. Kürşat bunu anlamakta gecikmedi. Kara Kağan, Göktürk Kağanlığını yıkmakta sen de Tuluhan'dan aşağı kalmadın. Kağan, başına bir kılıç yeseydi, bu kadar sarsılmazdı. Sesini yükseltti. Kağanlık tahtı için Çinlilerle gizlice anlaşan senin kardeşin değil miydi? Çinlilerce anlaşan benim kardeşimdi. Babam Kağan'ı avlayan Çinli için Katun'la evlenip, onun keyfince Türk ordusunu savaşa sürüp çıkaran da amcamdı. Karakağan, Işbara Han, Kürşat ve Ulu Tarkan bakışarak sustular. Sonra Kürşat, savaş günlerinde buyruk veren sesiyle söze devam etti. Çenking serserisini tümen başı yapan sen değil misin? Ötükendeki tutsak Çinliler kime güvenerek şımardılar? Tulu Han güçsüz ordusuyla yenildi diye onu neden zincire vurdurdun? Çinle anlaştığı halde onu neden öldürtmedin? Kaan elini kaldırarak, yeter, diye bağırdı. Sonra ayağa kalkarak. İçin katunla evlenişim Türk türesine uymak içindir. A ölünce ini erkek kardeş yenge ile evlenir. Bilmiyor musun? diye sordu. Kürşat karşılık verdi. Biliyorum. Kaan'ı öldürenin öldürüldüğünü de biliyorum. Kürşat, Tuluhan'ın elçisi gibi konuşuyorsun. Hayır, Bozkurt soyundan bir Türk şadı gibi konuşuyorum. Kara Kaan'ın sesinde alaylı bir titreyiş belirdi. Onun için Miçin Kağan'ının Tulu Han'ın buyruğunda olan özel çerisinde subay oldun. Takındığım kılıç Çin Kağan'ı için değil, Türk budunu için çekilecektir. Tulu Han'ın kardeşi olmasaydın bu sözlerine inanırdım. Bu sözlerdeki aşağılama Kürşat'ın yüzüne bir kılıç gibi çarptı. O anda şırak diye keskin bir ses işitildi. Kürşat yıldırım hızıyla kılıç çekip Kağan'a doğru bir adım atmıştı. Bu çabuk davranış Işbara Han'la Ulu Tarkan'a kılıçlarına doğru el attırmış, Kara Kağan ise taş gibi kıpırdamadan olduğu yerde durmuştu. Uzun bir an, Kürşat'la Kağan oldu gözlerle bakıştılar. Sonra Kürşat bir adım daha atarak, ''Senin Türk Kağan'ı olduğunu unutmuşum.'' dedi. Kınından çektiği kılıcını, bütün dirliğinde ilk defa kana bulamadan yine kınına sokuyordu. Sonra çok yavaş bir sesle sözlerini tamamladı. Zaman doğruyu da, eğriyi de gösterecek. Kürşat bunu söyleyerek çıkıp gitti. Susuyorlardı. Kaan bir şey söylemek istediği halde susuyor, Işbara Han bir şey saklayarak susuyor, Ulu Tarkan her şeyi bildiği için susuyordu. Uzun zaman sustuktan sonra Kaan, yüzü bunlu olduğu halde oturup ötekilere de oturmalarını işaret etti. O zaman Işbara Han, gergin sinirleri biraz gevşeten şu sözleri söyledi. Bu sabah da Tulu Han'la tartışıp ona bıçak fırlattı. Tanrı'ya şükür ki Tulu Han kolundan aldığı küçük bir yara ile savuşturdu. Yoksa, Türkler birbirine girdiler diye Çinliler çok sevineceklerdi.